Evet, 18 Ağustos Cumartesi Türkiye At Yarışları Televizyonu'ndan, Tay TV'den, Son Düzlük'ten herkese mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Ben Hakan Cantınaz, program arkadaşlarım sevgili Eray Balcı ve sevgili Tolga Nimal ile birlikte dolu dolu bir Son Düzlük'te sizlerle birlikte olmanın heyecanını bu hafta sonu da yaşıyoruz. Geçtiğimiz hafta başlamıştık aradan sonra, sezon finali sonrasında yeni sezona başlamıştık. Çok değerli katkılarınız halen devam etmeye, gelmeye devam ediyor. Her birine çok çok teşekkürlerimizi ilettikten sonra ben adettendir deyip hemen ekip arkadaşlarıma dönüyorum. Eray, senle başlayalım. Nasıl geçti geçtiğimiz hafta senin için? Neler söyleyeceksin? Değerlendirmeler alalım senden. İyi geçti. Her zaman olduğu gibi rutin yarışlarımızı takip ediyoruz. Onun dışında yorum anlamında da yarış severlere faydalı olmaya çalışıyoruz. Evet. Bugünün hazırlığı biraz uzun sürüyor. Malum hafta içerisinden konuşacağımız koşular var. Bugün iki tane yarış günü var. Her ikisine de hazırız. Tolgan kardeşimize beraber inşallah güzel bir yayın bizleri bekliyor. Evet. Tolgan, senin nasıl geçiyor hazırlıklar artık at safhada tabii? Değil mi? Yoğunlaşmaya başladı iyice hazırlıklarımız. Evet. Onun haricinde sahada atlarımız var bildiğiniz gibi. İşte hipodroma gidip geliyoruz sabah akşam. Bu arada gözümüze çarpan başka atlar da oluyor, koşan atlardan. Tabii onlar çok önemli zaten, evet. Değil mi? Hani hakikaten senin bazen idmanda gördüğün veya akşam gezintilerinde sabah gözüne çarpan atlar oluyor. Evet. Onları tabii burada Son Düzlük'te izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Onun dışında gelip ya şu atımız şu duruma geldi, tedavisi bitti diye sağ olsun çok değerli antrenör, seyis dostlarımız var. Onlardan da bilgiler böyle akıyor. Biz de onları elçiye zeval olmaz diyerek paylaşıyoruz ekranda veya yazılarımızda. Eren'in de dediği gibi hafta sonu yaklaşınca tabii yoğunluk artıyor. Biz programın hazırlıklarına da perşembeden, cumadan hız veriyoruz. Dersimize çalışıp gelmek durumundayız çünkü buraya. O yüzden yoğun, keyifli, güzel bir hafta geçti. Bakalım hafta sonunu da böyle karşılamış olduk. Hem hafta sonunu karşıladık, hemen ardından bir bayram geliyor. Dolayısıyla bayram heyecanı da tabii hepimizde var. Programın kapanışında yarın artık tabii bayram vedalaşması yapacağız. Bayram için ara vereceğiz ama şimdiden biz en azından yarın bizleri izleyemeyenler için herkese güzel bir bayram olsun diyelim. Bizim her bayram şeyimiz aynıdır, temennimiz. Zaten sen de biliyorsun bir Son Düzlükçü olarak. Tam kadro herkes bayram sonrası ekran karşısında olsun. Hep o çağrımızda bulunuyoruz ama yola çıkacaklar. Dikkatli, kazasız, belasız, yavaş yavaş araba kullanaraktan dikkatli gidin yolları diyor. Çünkü bugünden itibaren trafik başladı. Evet, dün gece de başladı hatta. Değil mi? Hakikaten. Mesela bizi getiren ulaştırma arkadaşla da konuştuk. Hı-hı. Onun da oğlu yola çıkmış. Buradan 7'de çıktılar diyor. Gece 1'i geçiyormuş. Adapazarı'na ulaşmışlar. Eyvah. Of. Adapazarı hemen, evet, burnumuzun dibinde. 6 saati geçen bir sürede ulaşmışlar. Hı hı. Yoğunluk başladı. Şimdiden dikkat etmelerini öneririm. Ne fayda var. Peki, en azından yola çıkacaklarda bu yoğunluğu da göz önüne almalarında fayda var diyoruz. Adettendir diyelim yine. İletişim adreslerimizi hatırlatalım. Arkadaşlarımız ekrana veriyorlar. Sosyal medya adresimizi ekrana versinler. @cantinazhakan bizlerin Twitter adresi. Buradan en azından paylaşıyoruz. Bu arada hem sevgili Eray'ın hem sevgili Tolga'nın da kendi sosyal medya hesapları, son göndermiş olduğum Twitter'da var. Onları da takip edin. Hafta içerisinde çok değerli paylaşımlarda bulunuyorlar. Hem Tolga'nın hem Eray. Hakikaten dolayısıyla arkadaşlarım yarından itibaren arkadaşlarımın da sosyal medya adreslerini paylaşsınlar ki en azından onlara da gelen mesajları değerlendirelim. Ama hani ben konsolide etmek açısından hep kendi adresimizi veriyoruz buradan ama hafta içinde özellikle çok değerli katkı ve katılımları oluyor dostlarımızın da. Bunu da paylaşalım. Program boyunca katkı ve katılımlarınızı bekliyoruz buraya. Şöyle bir bakayım üstten. Çok değerli katkılarınız var ama hafta içerisinde çok değerli, önemli koşular var. Konuşmamız gereken tartışmalı pozisyonlar var. Sizlerden Hakan abi, Eray abi, Tolgan abi, bunları konuşun dediğiniz koşullar var. Özellikle değerlendirmemizi istediğiniz, bunları değerlendireceğiz. Yine gündemdeki bazı konular var. Bu hafta nostalji yarışlarımız başlıyor. Dolu dolu bir iki saat sizlerle birlikte olacağız. Onun için bir ilk parti bir okuyalım ama sizlerden ricamız da
kendi listelerinize, kendi kitlelerinize en azından retweet ederseniz son göndermiş olduğum mesajı, son düzlük vakti, gündemi ve bugün Ankara, İzmir'i değerlendireceğiz mesajını gönderirseniz kendi listelerinize, böylelikle daha geniş kitlelere ulaşmış olabiliriz. Daha geniş kitlelere sesimizi duyurmuş olabiliriz dedikten sonra hemen arkadaşlarım versinler. Şöyle bir bakalım. İyi yayınlar herkese, çok selamlar. El Patron Yener Erkmen paylaşmış. Teşekkürlerimizi iletelim. Yine Özlem Karasu İskenderun'dan sevgiler demiş. Teşekkürlerimizi iletelim biz de. Yine Luca Brasi'ye teşekkürler. Alayel aşım sezonuna hazırlanıyor. İyi yayınlar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Alayel şey sanırım. Umur Tamer'in Alayel. Levent Sarıkaya'daydı bir dönem. Kısrak olarak evet. Oradaydı. Ve hakikaten de yarış yaşayan hayatı boyunca başarılarla dolu bir dönemi vardı. Dolayısıyla bu anlamda da... Şu anda epey yaşlanmıştır herhalde. Paşan yavrusu da vardı, öyle hatırlıyorum. Var çok var. Evet. Çok var. Çok da Monjo'dan mı bir yavrusu vardı Alayel'in? Bir yere bakarsan. Olması lazım evet. Armağan Başar demiş, günaydınlar tüm ekibi. Dün sosyal medyada gördüğüm efsane fotoda, fotoda kaç tane efsane var demiş. Şöyle bir bakalım kimler var aşağıdan itibaren. Eray sen de tanırsın bunları. Süleyman Aktı, Rıdvan Dilmen, Zafer Temuçin benim gördüklerim. Evet. Akın Özdeniz. Neye bakıyorsun? Alayel'e mi bakıyorsun? Var. Yok evet. O gitti. O, şimdi onu şey yaptık. Akın Özdeniz, Ahmet Atçı, Halis Karataş, Tekin Kolcuoğlu, Saim Armağanbaşı, Yaşar Atçı, Ateş Böceği ne? Ercan. O mu? Tabii şu arada kafası gözüken Ateş Böceği Ercan. Kazım Yıldız. Şey olabilir. Yalçın Batur mu? Yalçın Batur'a benzettim. Yarış yazarı Yalçın Batur olabilir. Yalçın abi olabilir. Yalçın Batur olabilir. Şu arada sanki Ertan Sevindiği gördüm. Saim abi var. Saim Armağanbaşı, Sade Armağanbaşı, Saim Armağanbaşı. Başka kimler var görebildiklerin? Futbolcu. Yusuf olması lazım eski Galatasaray'da. Evet, burada Ateş Böceği Ercan söylemiştik onu. Arkalardakilere dikkatimi çekmiyorum. Şu bölgeyi tamamını tanıyoruz zaten. Geride kimler var bakalım. Armağan Başar demiş ki tüm ekibe selamlar. Bu fotoyu paylaşmak istedim sizle demiş. Teşekkürlerimizi iletelim. Özlem Karasu sizleri çok seviyoruz canlar demiş. Sağ olsun. Yine aşağı iniyoruz. Alayeli paylaşmıştık. İyi yayınlar İstanbul Büyükçekmece'den otobüs için Nevzat torunum Efe iyi bayramlar demiş. Çok teşekkürler. Sağ olsunlar. Hulusi Başçı'ya teşekkürler. İstinye Ganyan Bayna Akeza aynı şekilde. Murat Ürken selam ve saygılar iyi ustalar. Sektörün tüm paydaşlarının mutlaka fayda gördüğü son düzlük her hafta son 10.30'da baş üstüdür demiş. Çok teşekkürlerimizi iletelim. Bayimizdeki yarışseverlerden selamlar herkese. Şans dolu bir yarış günü olsun. Yayınlar demiş İstinye Ganyan Bayi. Ona da teşekkürlerimizi iletelim. Tüm bayilere İstinye Ganyan Bayi nezdinde. Yine uzun aradan sonra tekrar merhaba. Hepinize sevgiler, saygılar demiş İbrahim Tor Mandrake paylaşmış. Fırat Berti, geçen hafta konuşmuştuk bol, öğretmen arkadaşımız. Evet, günaydın abi, kendimle ilgili güzel bir haber paylaşmak istiyorum. Size sizinle yeni görevim, görev yerim Çınar Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü oldum demiş. Biz de o zaman Fırat'ı kutlayalım. Hayırlı olsun. Diyarbakır, Çınar Hipodrom'a da çok yakın bir bölge. Biliyorsun hipodromun olduğu yer Çınar bölgesi zaten. Biz de tebriklerimizi iletelim bir kez daha. Evren Yıldırım'a teşekkürler. Halil Dülgar'a, Sadullah Parçoğlu'na, Emre Kotbaş'a, Üstad İsmail'e teşekkürler. Erdin Çaktaş, günaydın Hakan abi. Her hafta olduğu gibi ekran başına kilitlendik. Fanatikten Örümcek Muzaffer Ayıldız oğlu ve ben Deniz yoklamada yerimizi aldık. Fire yok. Eray ve Tolgan abimize sevgiler demiş. Biz de selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim kardeşlerimize. Emre Kotbaş'a teşekkürler. İyi yayınlar. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Güncel jokey ceza listeleri demiş. Herkese bol şanslar. Biz tabii direkt retweet ediyoruz bunu. Hemen şöyle bakalım güncel jokey ceza listelerinde durum neymiş? İhtar sıralamasında kim önde? İhtar'da 20 kez ihtarla 2018 17 Ağustos itibariyle Furkan Karakurt birinci sırada. En çok ihtarı Furkan almış. Beklemeyeceğimiz bir isim. Hani sorsalar kim diye Furkan hayatta söylemem. Bu arada tek tük biniyor öyle. Hem at binme dediği açısından hem de evet. Öyle gözümüze batmadı çok faali bindiği konusunda ama demek ki komiserlerimizin
dikkatine takılmış. Evet, dolayısıyla en çok ihtarı Furkan almış. Hemen ardından Tolga Yıldız, Işman Çizik, Kadir Tokaçoğlu geliyor. Tolga da Kaysberg'le aralarından almıştır birçoğunu. At gösterme. İçeri gibi at gösterme ya da içe dışa gitme durumlarından. Kadir Tokaçoğlu, Deniz Yıldız, Mehmet Kaya, Menderes Avşar, Özcan Yıldırım, Gökhan Kocakaya, Furkan Yüksel'e doğru gidiyor. Ama şu en fazla 20-19 okuyalım. Furkan Karakol, Tolga Yıldız ve Işman Çizik. Uyarı cezası, uyarıyı biliyorsunuz daha çok Adana veriyor zaten. Hani onun dışında çok uyarı cezası yok. Uyarıda da... İhtar zaten uyarı demek değil mi? İşte sözlü uyarı. Uyarı dediği sözlü uyarı. Hani çağırıyor diyor ki, he bak bir daha yapma diyor. Onlar da he tamam hocam bir daha yapmam diyor. Bir daha yapıyorlar ama Adana... Sadece cezası halinde. Vermeden sadece... Yani aynen. Ve Adana hocalarımızın yaptığı. Emrah Sincan, Ayhan Kurşun, Velat Demir, Mücahit Bayır... ve Mehmet Akyavuz 6-4-4 şekli devam ediyor. Para cezasında ise şu ana kadar en çok para cezasını Işman Çizik ödemiş. 8.152 lira para cezası ödemiş. %10 olduğunu düşün. 80 bin liralık yarış boşa gitti. Değil mi? Doğru. Bir kısa vade yarış gitti. Kısa vade 7 üstü herhalde. Kısa vade 7 üstü yarışı gitti. Fazlası en çok, var eksiği yok. Fazlası var eksiği yok doğru. En çok para cezasını Işman Çizik ödemiş şu anda. Özcan Yıldırım 7040 TL şu anda ödemiş. Furkan Karakurt 7034. Furkan da listeye iki taraftan birden girmiş hakikaten. Yazık yani şimdi Furkan'ın kazancıyla Işman'ın kazancı bir değil. Hakikaten bunun aslında kendisinin bu tablodan bir ders çıkartıyor olması gerekiyor. Hızla aşağılara düşmesini bekliyoruz kardeşim. Bu tabloda aşağılara düşmesini bekliyoruz kesinlikle. Tolga Yıldız 6000 TL, Deniz Yıldız 5900, Mazlum Pirdemir 5900 diye devam ediyor. Mustafa Çek 5500 diye devam ediyor. Gün sıralamasında ise Müslüm Çelik 44 gün almış şeyle beraber. O bir cezası vardı, kamp cezası da almıştı 2018'de. O 30 gün zaten. Aynen, onun dışında iki defa ceza almış demek. 7-7 olsa ya da bir 10, bir 4 ya da farklı. 4 vermedik. 4 için herhalde 7-7 olmuştur. 2 defa. Müslüm Çelik en çok gün cezası alan 44 gün. Mazlum Pirdemir 35 gün. Fethullah Felhan 35 gün. Ali Kaçmaz 34 gün. Harun Çanakçı 32 gün şeklinde devam ediyor. Özcan var, Ersin Kılık var, Okan Gökçe var, Ali Polat diye aşağıya doğru devam ediyor liste. Dolayısıyla güncel jokey listesinde Kemal Bey her zaman olduğu gibi bizlerle paylaşıyor. Ciddi bir emek sağ olsun. Logolarımızı bile oraya koymuş. Koymuş. Kemal Bey sağ olsun. Bu konuda Kemal Bey bir de Fatih Cidago diye Twitter'da olan dostumuz. O da inanılmaz çalışmalar yapıyor gerçekten. Ankara'da diye biliyorum ben kendisini. Hani keşke daha yakın bir yerlerde olsa daha çok fayda almamız gereken bir arkadaşımız. Pekala. İbrahim Karaman'a, Sefaköy 666'ya, Invisible'san Berkant'a, abim sevgiler saygılar, iyi programlar dilerim. Herkese hayırlı hafta sonları demiş. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kemal Bey'e de yine, Abdurrahman Ataş'a. Ramazan Torkak, Can abilerim Adana'dan kucak dolusu sevgiler. Selim Kaya ellerinizden hürmetle öper demiş. Maşallah kocaman oldu o da. İlk doğduğu zamanı hatırlıyoruz. Selim Kaya Torkak o da. Selim Kaya'ya da benziyor bence. Biraz andırıyor. Bakışlar yani, falan böyle o zeki esmer bakışlar yine, değil aynen. mi? O da Urfalı. Bunlar da Urfalı. Urfalı mı? Urfalı. Aynı tabi. Urfalı. Dolayısıyla selamlarımızı iletelim biz de. Gökhan Turgut'a, Fırat Berti'ye, Gürkan Karaca'ya teşekkürler. Günaydın güzel insanlar. İyi sabahlar. Geçen hafta izleyemedik. Bugüne kısmetmiş. Tolgan Bey'e de hoş geldi diyoruz. Yeni yayın döneminde her şey gönlünüzce olsun. Tüm ekibe selamlar. İyi yayınlar demiş. Sağ olsun. İstinyegan Yanbayi, Cem Gündüz, Sağlam Banko, İzmir'den dostumuz, adaşımız aynı zamanda İstinyegan Yan, Cem Gündüz, Selahattin İskender, Müslüm Özer, Mehmet Arif Güngör'e, Volkan'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ramazan Torka, Selçuk Solmaz'a, Murat Ürken'e, yine Cem Boş Gelmez'e, Fanatik Gazetesi, Fanatik Hipodrom'da editörü sevgili Cem Boş Gelmez'e, yine İzmir'den sevgili Emre Pehlivanoğlu'na, sevgili Invincible sana, yine Berkant kardeşimize de buradan selamlarımızı, sevgilerimizi bir kez daha iletiyoruz. Ahmet Ünlü'ye buradan selamlar. O da sağ olsun bizlerle her zaman sıkı son düzlükçüdür, paylaşımlarda bulunur. Ona da buradan kucak dolusu selamlar diyelim. Bakıyoruz. Tekirdağ 528 numaralı Ganyan Bayi'ne hakeza. Emre Atam'a yine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Aşağı indik. Günaydın Hakan abi, Eray Başkan ve Tolga'na da selamlar. Bugün günlerden Skywolf. Harika bir program olması dileğiyle bugün muhteşem nostaljiler bekliyoruz sizden Hakan abi demiş. İyi yayınlar dostlar demiş. Teşekkürlerimizi biz de iletelim. Ve son bir parti bakalım ama sizlerden ricamız dediğimiz gibi kendi listelerinize retweet etmeniz mesajları. Mutlu olacağız. Kahta'dan selam Hakan abi, her hafta sonu olduğu gibi devam demiş. Biz de buradan Kahta'ya kucak dolusu selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim Adıyaman Kahta'ya. Cengo Çikunavs'a yine hakeza aynı şekilde selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz.
Hakan abi jockey Sinan Özen bu aralar çok formda demiş Cengo Çikinaz. Ne günaydınlar, hayırlı hafta sonları güzel insanlar demiş Serkan Kılıç. Teşekkürlerimizi iletelim. Sadullah Bey'e de hakeza. Aynı şekilde Özgür Keskin'e, Yener Çelik'e, Süleyman Gündüz. Son düzlük ekibine iyi yayınlar. Dünkü katma değer yarışını yorumlar mısınız? Altılımız oradan yattı. Tolgan Bey de yorumlasın, hayırlı yayınlar demiş. Pekala. Yine... günaydınlar, tatilimiz hipodromda geçiyor. İyi bayramlar şimdiden demiş. Sesi al paylaşmış. Biz de selamlarımızı iletelim. Tabii bayramlarda en güzel mekanlardan, yerlerden birisi de hipodromlardır. Her zaman bekliyoruz. Aynı şekilde Metin Toprağa, Semih Yağımlı'ya, Emrah İpe'ye buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ersin Yener'e hakeza. Aynı şekilde Mustafa Sekin. Selahattin demiş ki selam, günaydın. Üç güzel insan. İyi yayınlar Hakan abi. İkinci ayaklı tay yarışında Son of Day Banco abi bu tayın üstünde duran tüm yarış severlere öneriyorum demiş. Dolayısıyla biz de bunu paylaşalım. Yine Aydın Kasapoğlu, Hadioğlu arasından selamlar. Talip Hanım'ın kum banyosunu sizler için paylaşmak istedim. İyi yayınlar, selamlar demiş. Biz de çok teşekkürlerimizi iletelim Aydın Kasapoğlu'na ve bu güzellikleri de herkesle biz de paylaşalım değil mi? Retweet ederek. Dolayısıyla Aydın Bey'e de teşekkürlerimizi iletelim. Hadioğlu arasına gittin mi şeye? Hadioğlu arasına gitmedim ama... Senin aslında yolun çok üzerindedir. Bursa yolu üzerinde, Osman Gazi'de. Mükemmel atlar yetiştiriyorlar. Bir gün görmek isterim. Hep davet ediyorlar sağ olsunlar, Aydın Bey olsun, şey olsun. Bir gün olmazsa bir üçlü gidelim. Ben çok eski halini de biliyorum. Şimdi yenilerini de fotoğraflarda gördüm. Ve her zaman sağ olsun davet ediyorlar. Ve hakikaten dört dörtlük bir hara. Ve çok da güzel, gerek genel düzenlemesi, gerek içerideki bakım, gerekse zaten yetiştirdikleri atlarla da ortadalar. Biz de selamlarımızı. Talip Han şu anda oradaymış. Peki. Sıcak bir Adana sabahından günaydınlar. İyi bir program olması dileğiyle bu sene de şampiyon aslan demiş. Peki teşekkürlerimizi iletelim biz de. Yine Şükrü demiş ki Sinem Hakan abicim yayınlar, işlerimden dolayı uzun zamandır programı takip edemedim. Engin abi ayrılmış. Tolgan abi hayırlı olsun. Eray abi selam olsun. Sevgili Şükrücüğüm 28 Mayıs tarihli YouTube yayınımızda var. Engin kendi de anlattı. Engin çok güzel katkılarda bulundu bizlere. Evet. Ama biraz daha sahada olacağını, kendisi sahada olacağını söyledi. Dolayısıyla ama çok değerli katkıları var. Her zaman burada, dördüncü koltuk onundur. Ne zaman isterse değil mi? Bizlerle birlikte olup katkılarda bulunacaktır. Engin'e de buradan sevgiler. Mehmet Ali Nergis, sevgili Hakan abim sezon bitecek. Sizi, yıllardır sizi ve sevgili arkadaşlarınızı beklerim. Bir türlü bu SPA'ya gelmeniz nasip olmadı. Hepinize kucak dolusu sevgiler sunar. İyi yayınlar dilerim. Ayrıca camiadaki dostlara, yarış severlere bol şanslar. Herkesin emeğine sağlık demiş. Çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sağ olsun. Valla bu senede, bu yazda fırsat olmadı. Artık bir bayram tarihi. Neredeydi yerleri? Alanya'da. 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 Ki Eray Atlı aslında bu sene Alanya'da geçirmişti. Evet. Ama denk düşmedi. Belki hani. 10 gün kaldık ama çok dışarı çıkmadık. Yani hava sıcaklığından malum. Tesisle iyi olunca. Çıkım, evet. Aynen. Peki. Levent Balay'a, Serkan Büyükaslan'a teşekkürler. Mustafa Sekin, yine Metin Bey'e, Metin Göre'ye ve Şükrü Bey'e de selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim burada. Bizden Metin Bey'e de bir başsağlığı diyelim, dileyelim. Metin Göre, o da hafta içerisinde, önceki gün galiba, kayınpederini. Başı sağ olsun, duymadık. Başı sağ olsun. Metin Göre'ye de buradan başsağlığı dileklerimizi iletelim. Günaydın yayınlar abi, yorumlarınızı bekliyorum. Eray ve Tolgan abiye de selamlar olsun demiş. Mert Seven paylaşmış. Biz de teşekkürlerimizi iletelim. Hadioğlu ekürüsü yine sağ olsun, her zaman olduğu gibi bizleri izlerler. Bahtiyar Kasaboğlu'na ve Sadullah Parçaoğlu'na, Ahmet Güzel Hoca, Ahmet'e de buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Bugün bir de tabii onların ayrı bir heyecanı var. Tay koşuyor, ayakları düz bassın. Tüm taylar gibi hepsinin ayakları sağlıklı, sıhhatle, inşallah güzel yarışlar çıkarsınlar diyelim tüm taylar gibi. Ali Polat, Hakan abi, Polat ekürüsü olarak selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. İyi yayınlar, şimdiden iyi bayramlar diliyoruz demiş. Biz de Polat ekürüsüne buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Her birine sağ olsunlar. Üstad İsmail, ekibinize ve size yayınlar dilerim. Avustralya'da 26 koşu, 26 birincilik Wings rekoru da kırılmış oldu Black Garber'in. Dolayısıyla hadi izleyelim mi o yarışı? Olur. Gözlerimizin pası silinsin. Bu arada mesajlar da gelmeye devam ediyor ama hazır Wings demişken gelsin bakalım Wings ne oldu? Wings rekoru kırdı. 26 birincilik arka arkaya ve tabii en önemlisi de bir Türk kardeşimizin ilgilendiği atlardan bir tanesi ve gelsin önce bir Wings'i izleyelim beraber. Biraz ani pas oldu. Stand by for a start. Here we go, and the Wings stakes, and they're off and racing.
Well, she's only jumped out fairly. Winx is going to settle in the second half of the field, and Cabeza de Vaca jumped well with Religify, and Oriental Runner is speeding forward, taking the lead. Then Classic Uniform, Invictus Prince, Kementari's one off the fence, Dargeno course three deep. Now Winx is in a trailing position. She's two behind Kementari early stages. Further back to Unforgotten, Ace High, and the stale Libran is last. Oriental Runner, the long odds leader of the field, with Cabeza de Vaca and neck away in second. Then Religify and Classic Uniform. Dargeto goes to fifth on the outside of Invictus Prince. Then Kementari and Winx, they're racing together. Nothing between the pair, with Winx on the outside of Kementari taking closer order. Then Unforgotten, Ace High, and Libran is last. They're going quick up front. Oriental Runner and Cabeza de Vaca in the very windy conditions. From Religify, Classic Uniform, Dargeto, and here they come, getting to the outside, Winx and Kementari. And Kementari's trying to stick with her, although she dropped him now. Cabeza de Vaca takes the lead, 200 metres to run, but here she comes, Winx, right down the outside, powering away from them, Invictus Prince, Dargeto and Kementari. But how soft for Winx. There's 26 in a row for the champ, wins the race named in her honour, beats Invictus Prince, Dargeto, Kementari. Evet, yani son dönemlerde gördüğümüz, dünya üzerinde gördüğümüz tabii en önemli yarış atlarından biri, en önemli yarış atı diyebiliriz belki de şu an evet. Günümüzde. Kendi adıma da söyleyeyim en azından. Winx, 26 birincilik ve hakikaten yarışlarında, koştuğu atlarda öyle basit atlar değil tabii ki. Mecburen her yarışı grup. Aynen, grup koşuyor ve geçtiği atla da kolay geçiyor. Kolay vurduğu yarışlar diyelim bizim yarışçılık jargonuyla kullandığımız zaman. Ve açıkçası tabii bizler için gurur kaynağı olan bir şey de ata bakan kardeşimizin bir Türk olması. Umut Ödemişoğlu kardeşimiz ilgileniyor atla. Evet. Dolayısıyla böylesi bir başarıda bizler tabii yurt dışı başarılarıyla birlikte gurur duyuyoruz. Dün gece geç saatlerde koşulan koşuda Winx artık bir rekora daha imza attı. 26 birinciliğe ulaşmış oldu. Tolga, senden bir değerlendirme alalım. Yurt dışı yarışlarıyla ilgili sen sıkça çünkü değerlendirmelerde bulunuyorsun. Evet, Winx dediğin gibi 26 yarış üst üste kazanarak Black Heavier'in de rekorunu kırmış oldu. Eşkar olarak da bence yine Black Heavier de Avustralya menşeli bir safkandı. Yine o da bir kısraktı. İki kısran böyle üst üste aynı topraklardan çıkıyor olması da üstünde durulması bir konu. Winx ile ilgili şöyle bir detay var. Dediğin gibi dünya üzerinde şu anda yarışan atlar arasında bence en başarılısı. Daha iyi ve aynı klasta atlar da oluyor ama bu kadar uzun süre sahada tutulmuyorlar. Bir Frankl örneği var. İşte 13 yarış koştu diye aklımda kaldı benim. Belli bir yarış adedinden sonra hemen harayı alıyorlar. Hatta Frankl da sahiplerinin onun yarış yüklenmesine de ihtiyaç duyuyor. Ki orada aygırlık yaparsa bir sezonu daha yüksek, kazanacak. Ama hani Judgment'ın ben şöyle bir demecini hatırlıyorum o yıllardan aklımda kalan. Hani biz aygır yapmak istiyoruz ama atı biraz seyredip keyfini de çıkarmak istiyoruz böyle bir yakalamışken. Hı-hı. O keyfi yaşamak için bir sezonda fazladan Frankl'ı koşturdular. Belki 7 yarışta, 8 yarışta aygırlığa geçiş yapacakken şimdi böyle bir kısran 26 yarış üst üste kazanmış olması, muhtemelen 30 yarışın üstünde de start aldı Safkan. O ayrı bir detay. Hani bizim Avrupa'da, Amerika'da, Avustralya'da çok görmeye alışık olmadığımız kesinlikle bir durum. Onun haricinde hiç riske girmedi jockey'i. Normal şartlarda Türkiye'de böyle bir biniş olsa bu kadar atların en dışına çıkıp herhalde çok eleştiririz. Tabii. Yani 8-9 atın dışına çıkıp burada en dışarıdan gidiyor. Hiç kamçı vurmadı diye konuşuyorduk yarışı da izlerken. Bir tane sonlarda jockey'de hafif bir kaşınmış mı? Stres oluyor. Ya acaba bir korku, hani Zeynep'lerin başına gelen, biliyoruz son yarışında böyle ya geç kaldı, geçildi. Biraz daha geride bir içeriden bir dokunuyor. Gıdıklar işte. Evet. Ama atın bu kadar kolay hakim olması, en fazla mesafeyi koşup en dışarıdan gelmesine rağmen inanılmaz bir başarı. Umut kardeşimizi de, Safkan'ın sahibini, antrenörünü, hepsini kutlayalım. Böylesine işte yıldızlar at yarışının değerini, kıymetini ileriye taşıyor. Ve daha geniş kitlelere ulaşılmasını yol açıyor. İnşallah ülkemizden de böyle bir at izleriz yakında. Aynen. Hakikaten yani aslında şanslı bir jenerasyonuz değil mi? Tolga'm birçok şampiyonu izledik. Frankl, yani. Yani, yani, hakikaten.
California Chrome baktığında Justify, Arrogate tabii onlar var. Yani birçok şampiyonu, dünya üzerinde ses getirmiş şampiyonu evet. izleyen bir jenerasyonuz. İnşallah ülkemizde de böyle çok sık şampiyonları izlemek nasip olsun. Ama dediğim gibi bizim için gurur verici bir nokta ise tabii en önemlisi bir Türk kardeşimizin Umut Ödemişoğlu'nun atla yakından ilgileniyor olması, ata bakıyor olması bizim için önemli bir detay. Evet Eray, senin de görüşlerini almak isterim. Tabii arka arkaya 26 yarış olması önemli bir detay ama koşu da kendi adına koşulan bir koşu. Ha, evet o da var. Ha, değil mi? Doğru. Evet. Bir de o var tabii. O da ayrı bir özellik taşıyor. Tabii ülkeye mal olmuş bir at olduğu için aynen. kendi adına bir koşu düzenleniyor ve o koşuyu da rahat kazanıyor. Muhtemelen yarış hayatı daha fazla uzun sürmeyecektir. Bu yıldan sonra haraya çekilebilir. Var mı bir düğün mü var? Öyle olacaktır. Hmm. Şimdi 30 yarışı geçmiş. Çok da fazla artık bu gibi nadide kısrakları üzmemek lazım. Yani genelde o coğrafyalarda çok alışık olmadığımız evet. durumlar zaten bunlar. Evet. Ama Frankel'de dediği gibi hani biraz da koşarken de zevkini tadını çıkaralım. Yani olayın yani zaten hani bu büyük ekürler için falan hakikaten ciddi anlamda şey hani işin maddi boyutu zaten o fantazi. Yani evet, hani kesinlikle. kimsenin maddi buradan gelecek olan bir şeyle ilgisi yok. Ama işte atçılığın gerçek anlamda keyif alınarak yapıldığı atlar bunlar. Kesinlikle. Bu tip atlar. Bu tip atlara sahip olmak tabii hani herkese nasip olmuyor. Olanlar da ben hep şunu söylüyorum. Hakikaten böyle şampiyon atlar böyle adamlara nasip olsun. Yani bakıyor değil mi? Genel anlamda baktığımızda hep yani dünya üzerindeki şampiyonlara baktığımızda hep ya hakikaten yakışır diyorsun. Yakışır diyorsun. Bak bu at bu adama yakışır. Evet. Bu at buna yakışır. Bu at buna yakışır. İnşallah dünya üzerindeki bütün atlar hep böyle olsun. Ülkemizde de böyle olsun. Hakikaten çünkü bu atların kıymetinin değerinin biliniyor olması gerekiyor. Atlar şampiyon oluyor ama bir bakıyorsunuz hadi şurada iki yarış daha koşayım. Hadi şurada bir tane daha koşayım. Hadi şu, hadi bu bilmem ne. Bu sefer konu bambaşka yerlere gidiyor. Ülkemizde de artık yavaş yavaş farklılaşacaktır. Peki, var mı ilaveler? Yoksa yavaş yavaş haftanın içine geçmek istiyorum. Bu arada iki tane güzel haberimiz var hafta içinden. Bir tanesi geçtiğimiz haftaydı. Görüntüler geldi. Arkadaşlarım eğer ekrana verirlerse... sevgili Azat Kızılca ve Didem Uçan Kızılca dünya evine girdiler. Fotoğrafları vardı. Öncelikli olarak onu paylaşalım. Kızılca ekürüsünün ekürüsü diyelim. Azat Kızılca ve eşi sevgili Didem Kızılca. Evet, her ikisi aynı zamanda Tay TV stajyerleriydi. Dolayısıyla bizim de Tay TV'de birlikte çalışmaktan çok büyük keyif aldığımız stajyer kardeşlerimizdi. Stajlarını burada yaptılar. Her ikisi de çünkü... İletişim fakültesi evet, herhalde. Evet, Selçuk muydu? Benim Selçuk okulumdan. Doğru, senin okulundan. Dolayısıyla kardeşlerimizi kutluyoruz. Bizim her ikisi de burada çok güzel, verimli bir çalışma hayatı geçirdik onlarla. Ve dünya evine girdiler. Atçı bir aile, Kızılca ekürüsü. Didem de en az Azat kadar atlarla ilgili olduğunu bizle birlikte çalıştığı süreçte burada göstermişti, staj yaptığı sürece. Dolayısıyla biz hem Kızılca ekürüsünü, tabii Hikmet Kızılca'yı, artık Hikmet dede zaten. ama sevgilerimiz, selamlarımızı iletelim. İnşallah nice nice torunlar versinler onlara diyelim. Bir yastıkta kocasınlar, mutluluklar diliyoruz. İki kardeşimizi de çok yakından tanıma şansı yakaladığımız için biz burada Tay TV ailesi olarak staj yaptıkları dönemlerinde hakikaten benim çok mutlu olduğum bir birliktelik, bir hayat arkadaşlığı oldu. Uzun uzun ömürler dileyelim. Eray senden de alalım kardeşlerimizle ilgili. Hikmet Bey'i ve aileyi zaten yakından tanıyorduk ama hani Fırat'ın bizim yanımızda... Azat'ın bizim yanımızda mesai harcaması sevgili Didem'le beraber ayrı bir bizim için detaydı. Burada sıkça beraber olmuştuk. Çok da başarılı şekilde. En burada... son Gazi koşusunu, Rank'in kazandığı Gazi koşusunda röportajları yaptılar, şeyi yaptılar falan. Evet. En son oydu. O dönem, o sene staj yapmışlardı bizde her ikisi de. Evet. Allah onlara mesut etsin. Mesut etsin. Çok güzel görüntüler. Ailelerinde göz aydın olsun. Evet. Kızılca ailesinin ve Didem'in ailesinin diyelim. Evet. Bir yastıkta kocasınlar inşallah. Tolga'm. Evet, ben de Didem ve Azat kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Allah nice uzun mutlu seneler nasip etsin onlara. Hikmet Bey'in ve Kızılca ailesinin de gözleri aydın olsun. Kutluyorum hepsini. Evet. Her ikisini de kutlayalım. Bir mutlu haber de dün gece geldi. Dün akşam da yine bizim Fanatik ailesi ve aynı zamanda Tay TV'de de Son Düzlük'te de programa çıkan kardeşlerimizden Gökhan Yalçınkaya
dünya evine girdi. Dolayısıyla biz yine hem Gökhan kardeşimi hem değerli eşini tebrik edelim, ailesini, her ikisini birden. Nikah şahidi Ercan Fırtına olmuş. Orada ne kenarda güzel görüyoruz. Onu da buradan selamlarımızı iletelim. Fanatik ekibi olarak orada. Gökhan Yalçınkaya da biliyorsunuz sizlerin yakından tanıdığı Fanatik gazetesinde, Fanatik Hipodrom ekinde yazı yazan kardeşimiz. Dolayısıyla o da dün akşam dünya evine girdi. Adana'da dünya evine girdi. Buradan her iki aileye de mutluluklar, mutluluk dileklerimizi iletiyoruz. İkisi de çok yakından tanıdığımız kardeşlerimiz. Didem'le Azat. Burada da hem Gökhan hem değerli eşini tanımıyoruz ama Gökhan'ı tabii çok yakından tanıdığımız dostlarımız. Böyle iki güzel haberi de sizlerle paylaşmak istedik. Tay TV ailesi olarak, Son Düzlük ailesi olarak hem Azat kardeşimize ve değerli eşine hem de Gökhan kardeşimiz ve değerli eşine mutluluklar dileyelim. Gökhan da bizim ekip arkadaşlarımızdan biri. Değil evet. mi? İstanbul'da hep ona söylüyorum. İstanbul'da olsaydın sen, biz bir şekilde bir ekibi büyütürdük diye hep söylüyoruz. Tay TV'de mutlaka bir farklı bir programda bir şey yapardı. Çünkü hakikaten at yarışı konusunda değerli bilgiler paylaşıyor. Yıllar önce Son Düzlük sayesinde tanıştığımız dostlarımızdan, evet, kardeşlerimizden biri. Sonra kendini çok fazlasıyla geliştirerek yazarlığa başladı. Şu anda zaten aynı çatı altında Fanatik yazarlığı yapıyor kardeşimiz. Ona da mutluluklar diliyoruz. Pekala, bu iki güzel haberin ben ardından... Ben de Gökhan'ı Gökhan, pardon. Evet. Tebrikler, gözleri aydın olsun. Nice mutlu seneler onlara da. Peki. O zaman hafta içine dönelim. Hafta içerisinden gelen koşular vardı. Sizlerden konuşmamızı istediğiniz koşular vardı. 14 Ağustos'a gidiyoruz. 6. His koşusu geliyor Ankara'da. 6. His güzel bir birinciliğe imza attı. Sen mi yayındaydın Fanatik Web TV'de? O gün değildi herhalde. Yok, Şair yayındaydı. Ankara'ydı. Tolga'nın bir değerlendirmeni alalım. Tolga'nın ve Eray senden 6. His yarışıyla ilgili genel değerlendirmelerimizi alalım. Boylam ciddi bir tempo verdi önde. Ekürüsü Selkut'a katkı sağlamak için buralarda hala hani kendisine adeta feda etti. Fedaiye sözcüğünün tam manasını sahada görmüş olduk. Buna rağmen rakiplerine direnmeye çalışması bence Boylam için önemliydi. 6. his için çok kolay bir yarış oldu. Boylam'ın yanına kolay geldi. Farkı da açmaya başladı. İşin güzel tarafı şu: 6. his normalde tempoya girmekte biraz jokeyini uğraştıran bir attı. Tabii bugün için mesafenin de ciddi uzaması biraz daha kolay bir şekilde öne kendisini atmasını sağladı. Selkut her zaman olduğu gibi tam fotoya yakın ritmini bulup farkı azalttı ama 6. his o gün için yapacağı bir şey yoktu. Çünkü fotoya akarak giren bir 6. his vardı. Kazanmasını bildi. Kutlayalım bu safkanda. Bu sezon gerçek gücünü tam manasıyla göstermiş oldu. Selkut'un yarışı, kendi yarışını yaptı diyebiliriz. Sement bence bir tık eksik koştu beklediğimizden. Hani geçen sezonki mesafeleri iyi koştu. Evet, geçen sezonki Sement olsa o da Selkut'la... Ama Sement de çok şeyler atlattı be Tolga'nın. Yani muhtemelen onların artık bir yerden sonra yedi dönüşü oluyor diye düşünüyorum. Çünkü normal şartlarda Sement buralarda bu şekilde çalışarak gitmez jokeye. Bak 3-4 tane kamçı üst üste jokeyi safkanı sprinte kaldırabilmek için kullanmak zorunda kaldı. Yani bu normal bir Sement gelişi değil. Bilmiyorum Eray ne düşünüyor. Doğru. Ama normal bir Sement buralara daha kolay gelip sonlarda daha güçlü gelebilen bir attı. Bu öndeki iki at Selkut, 6. his çok başarılı. Sement biraz daha iyi koşabilirdi diye düşünüyorum ama bana göre yarışın en dikkat çeken atlarından birisi de dördüncü olan Boylam. O tempoya rağmen kaldı tabii. 2 boy 3 boy hemen arkalarında bitirmesi enteresan bir performans. Evet Eray, senden de bir değerli. Sanki önceki yarışlarına göre biraz erken mi yürüdü 6. his? Biraz erken yürüdü. Aslında o da avantajına oldu çünkü bir anda çaldı yarışı. 6. his'in yürüdüğü metrelerde Selkut yol arıyor. O yolu bulamadı. Yolu bulamayınca da Atalan Üsküdar'a geçti. Evet. Kolay kazandı diyebiliriz. Sement'le ilgili Tolga'nla hemfikirim. O geçen seneki Sement'ten biraz uzak çünkü Tolga'nın bahsettiği meselelerde hep elde giderdi. Hatta trafik sorunu yaşayıp da kaybettiği yarışlar vardı geçtiğimiz sene. Bu sene biraz o görüntüsünden uzak gibi. Bak buralarda
pardon. Boylan'dan ciddi tehlike hissetti ama arka grup. Evet, Selçuk dışındakiler. Şunu söyleyeceğim. Tolga, katılıyorum %100 ama Tolga'nın 6. hissi yani bir önceki yarışından da daha da farklıydı. Yani Sement nasıl hani beklediğimiz Sement değil dediysek evet. De 6. hissinde önceki yarışına oranla bir adım daha iyi olduğunu da söyleyeyim. Tabii orada o Selçuk'un trafik problemini çok iyi değerlendirdi. Tabii, tabii. Net ve aşikar. Çok iyi bindi Gökhan. 4-4'lük okudu yarışı ve ciddi böyle... katkısı var. Arap atlarında böyle aynı hızlanmalar kolay değil. Her at da yapamaz. Yapamaz. Altıncı zaten grup 1 TBMM'yi mi kazanmıştı? Öyle olması lazım. Gıda evet. Tarım Hayvancılık Bakanlığı. Ondan hepsini Arap bu zaten. Evet. O koşuyu kazandı. Hani o gün sonlarda biraz daha gelmişti ama bu sefer düzlüğe çıkılır çıkılmaz hemen boylamın yanına Tarım Bakanlığı'na kazanmış. Peki o zaman tempoyu arttırıyoruz birazcık ve hafta içi çok konuşulan, tartışılan koşulardan biri de Öncü Pınar koşusuydu ki orada Hakan Yıldız'a eleştiriler vardı. Hatırlayacaksınız çok kolay geldi üzeri. Valla benim keyfim yerimdeydi. Ben Öncü Pınar'a ilk at verdim. Öncü Pınar arkasında ikili oynadım bilmem ne. Ben burada arkasına kim gelecek diye bakıyorum. Bir ara ayağına mayağına gözüktü böyle. Acaba dedim o da gelir mi? Ama burada görüntü sanki kolay atlayacak, geçecek gibiydi. Ama Öncü Pınar da yine bir Kaysbert yavrusu. Mücadeleyi bırakmayan, gerçi ikinci olan da herhalde. Kaysbert. Evet, evet, iki Kaysbert yavrusu yan yana geldiler. Katılır mısınız Hakan'la ilgili eleştirilere? Biraz daha orada daha farklı, daha ciddi alabilir miydi yarışı? Ne diyeceksiniz? Çarşamba günü koşulmuştu bu koşu. O gün Fanatik Web TV yayınımız vardı. Uzun uzun konuştuk bu koşu ki o gün yayında vermiş olduğumuz Altırgan yayında tutmuştu. Hatta araya iki de vardı. Biraz da üzüldüğümüz koşulardan biri olmuştu. Açıkçası ciddi hataları var. Hı hı. Rakibinin yanına gelmiş olduğu metrelerden sonra artık orada oyalanmayacaksın. Bir kale var orada yarı seviyelere de o kaleyi gösteririz. Rakibin yanına geldi hala tutuyor. Orada iki tane kamçı çekip bir boy iki boy ayırsa koşuyu kazanan taraf bana göre araya iki olacaktı. Burada Hakan Yıldız'ın çok ciddi hatası var. Son zamanlarda bu ekürü şans veriyor ama bulmuş olduğu şansları da çok fazla açıkçası değerlendiremiyor. Geçmiş yıllarda çok daha yetenekli, çok daha iyi bir isim olarak bilirdik Hakan Yıldız'ı ama sanki bu kardeşimizde düşüş var. Eski evet. Formundan çok uzak, eski görüntüsünden önemli çok uzak. Önemli bir sakatlık atlattı. Evet, bakın birazdan gelecek o görüntü. Şu an zaten rakibin yanına sokulacak. Buralarda rakibin... bir boşlama yok. Yanına yok. Geldikten sonra birkaç aksiyon bir aynen öyle. Gibi. Yanına sokulduktan sonra boşluyor zaten ondan sonra İçerideki geçmiş olsun. İçerideki at moralleniyor bir daha tabii evet. Böyle olunca. Birazdan yan yana gelecekler. Buralarda biraz evet. Burada iki tane kamçıyı çekse bir boy iki boy ayıracak. Muhtemelen de rakibi yetiştiremeyecekti ama onu yapmayınca maalesef içeriden rakibi de zaten Kaysbert temsilcisi inatçı yapısıyla bilinen bir saptan. O el değiştirdi. Bir ekip değişikliği evet. Oldu Öncü Pınar'da. Yeni ekibinde de iki yarıştır çok iyi koşuyor. Bir de çok hakikaten inatçı orada. Yalnız ailesinin bir atı herhalde. Öncü. Yok o gitti çıktı oradan. Çıktı mı? El değiştirmiş. Yarıştı geçen yarışta da onlarda. Kazanabileceği bir yarışı kaybettiğini söyleyebiliriz. Evet, Tolgan katılır mısın? İki atta dirençli. İnatçı karakterdeki atlar. Öncü Pınar'da o inadı gösterdi. Eren'in de dediği metrelerde bir iki aksiyon biraz atına güvendi Hakan Yıldız. Öyle olunca da içeriden bir nefeslenmiş oldu orada Öncü Pınar. O nefeslenme şansını değerlendirince içeriden de o Kaysbert inadını gösterdi. Ve kazanmasını bildi. Gözlük mü çıkarttı? Bir şey mi yaptı? Ne yaptı orada? Yani o rahatlığı da bir şekilde gösterdi. Öndeki artık buralarda iyice tempodan düşer gibiydi zaten. Hani yanına geldikten sonra. Evet. Ben hakim olurum diye düşündü. Çünkü acemi bir jokeyde değil. Onu kestirebilir ama o gün için içerideki beklenenin üzerinde bir performans gösterip bir daha tazeledi rakibini görünce. Mesela dünkü emmi yarışında da baktığımızda içeriden gelene direniyor, dışarıdan gelene direniyor. Kaysbertlerde bu var. Emmi Kaysbert değil ama annesi Kaysbert. Annesi Kaysbert kızı. Annesi Kaysbert kızı. Bak çünkü ben de hep öyle şey diyordum. Bu Kaysbert dedi bir arkadaş ya nerede Kaysbert? Sen de herkese Mehmet Çelik'e Kaysbert diyor. Arkadaş annesi Haçköprü müydü? O Kaysbert yavrum. Mehmet Çelik'te tamam. Onun annesi Kaysbert kızı dedim. Okan yani. Var yani işte. Yani Okan bir şekilde var o atların artık. Çoğu, ekürünün çoğunda var. Karaktere etki ediyor. Satış koşusuydu bu koşu. Şunu söyleyeyim. Bu koşulara katılan atların hepsi değil ama bir kısmı da sorunlu atlar. Evet. Ben Arayek'in ayaklarını da gördüm. Biz de aynı koşuda koştu. Hı hı. Satış koşusu olunca bandajsız bir ringe de gidiyor geliyor. Geliyor ciddi tabii. Önümüzden geçti bütün atlar. O koşuya katılan 19-20 at vardı. Abartmıyorum 10 tanesinin tendonlar hep işlem görmüş. Arayek'i de onlardan bir tanesiydi. İki taraf.
Belki o da bir acı yaptı etti. At da biraz tabii bıraktı. At da problem yani. Tendon geçirmiş ve sen de... Ya onu gördüm ben gözlerimle. Ayakları gördüm bu atın mesela araya gözlerinde. Benleri herkes görüyor tabii orada. Tabii. At padağa getiriliyor. Yani severler de bakmış, dikkat etmiştir. Satış koşullarının zaten amaçlarından biri de o şekilde gelmesi. Bandajsız eğersiz. Amacı eğersiz bu. Hem genel konformasyonu görmek hem de ayaklarında, elinde, kolunda yapılmış herhangi bir şey var mı diye bakmak. Evet. Dolayısıyla R2 de böyle bir at olarak gözüme çarptı. O yüzden hani bu yarış sonrasında acaba at da bir acı yaptı, bir şey yaptı da mı bıraktı bir anda, biraz yavaşladı sonlarda. O aklıma geldi ama iki at da güzel mücadele etti. Son 1-2 aksiyon olsa belki bir daha gelip kurtaracak R2 ama kazanan Öncü Pınar oldu. Tebrik edelim o zaman Öncü Pınar'ı, ekibini, ilgililerini. Hakan Yıldız konusunda da görüşlerimiz en azından. Sizlerden çok sayıda mesaj gelmişti hafta içerisinde. Ya bu koşuyu konuşur musunuz diye, biliyorsunuz. Hani kendi görüşlerimizi zaman zaman sosyal medya üzerinde paylaşıyoruz ama genel çoğunluğa. Çünkü dünya sadece sosyal medya değil. Çok sayıda ganyan bayilerinde, evlerinde bizleri izleyen dostlarımız var. Onlara da buradan kendi görüşlerimizi paylaşmış oluyoruz. Dedikten sonra bir koşumuz daha var. Tek sayfa yarışı. Son koşuda protesto oldu. Protesto değişti, yine İstanbul'da koşuyu tek sayfa kazandı. Ama protesto sonucu kazandı. Zira aradan sonra at binen kardeşimiz değil mi? Ramazan bir süre ara vermişti. Evet. Askere mi gitti geldi bilemiyorum ama bir yoktu uzun bir süre. Bir sakatlık yaşadı o da. Sonrasında da jockey oldu herhalde. Kır Safkan dışarıda görüyoruz. Tolga'nın değerlendirmeni alalım senin. Cabbar Reis kolay tempoda dışarıya çıktı. Bu Safkan'da eşkal olarak inanılmaz bir at. Evet. Ağırlar bölgesinde de zaman zaman gördüğüm. Bu da o şeylerden mi? Malibu Gölü hattı. Oradan geliyor diyebilirim elmas değil mi? Elmas bir keşke. Evet. O hat hep zaten müthiş eşkal veriyor. Evet. Tipik dediğin gibi bir Malibu Gölü hattı. Şimdi derlerse bu da Malibu Gölü yavrusu değil, annesi Malibu Gölü yavrusu. Evet. O eşkali vermiş. Cabbar Reis böyle zaman zaman birkaç yarış kötü gidip sonra ani çıkış gösterebilen safkanlardan bir tanesi. Bugün için de öyle oldu. Dışarıdan çok kolay geldi. Hakim olacağını daha 400'lerde hissettirdi gruba ama biraz hafif hafif içeriye doğru Safkan mail ediyordu. Bir yere kadar müsaade etmemeyi başardı ama Ramazan Aslan. Ramazan tecrübeli bir kardeşimiz. Her günde idmanda. İdman jokeliğini aktif olarak sürdürüyor. Şöyle ben değişmesini biraz yadırgadım ama madem bu at faal yaptıysa Egeberk miydi diğer at? Gençberk. Gençberk'in de arkasını o zaman attı. Ona da faul yapmış. İkisine de birden yaptı. Yani, ben yani diğer işin değişme ihtimali, ben değişir dedim bu koşuya. Bana göre Gençberk'e daha çok faul yaptı. Bir sayfaya o kadar faul yapmadı. Katılıyorum. Ya değişmeyecek diğer iş ya da Gençberk'in de arkasına atılması gerekiyordu. Katılıyorum. Benim görüşüm protesto ile alakalı bu şekilde. Ön kameradan tekrar seyredersek. Şimdi bir sayfa da hafif bir dışarıya açılıyor. Bak şu anda tam arada kalıyor yani Gençberk. Evet. Gençberk'in de, ben de katılıyorum seninle hemfikirim. Gençberk'in de arkasına atılması gerekirdi. Yani bir sayfaya o kadar çok da büyük bir etkisi yok. Bir temas var. Var. Ama tabii dediğin gibi hani ne kadar etkili bunu tartışmak. Hani meşhur bir bakış açısı var ya, geçerdi geçemezdi. Cabbar Reis geçermiş bence bir sayfayı. Burada şeyin ani bir içeriye gidişi var ama herhangi bir hata etkilemiyor. Güldür. Evet. Galiba o da sonlarda arızalanmış olabilir. En sonuncu bitirdi yarış çünkü. Öyle mi? Evet. O yüzden içeriye yattı. En sonuncu bitirdi yarış. Pekala. O zaman görüşleriniz bu. Erhan'cığım sen ne diyeceksin bu yarışta? Yani hem tampon var hem de Ramazan kardeşim, ben de çok seviyorum ama kampçı solda olunca Tolga dışarıdan evet yattı içeri. Değişti. Bir de üçüncüye de faali var. Gençberk'e de faali var. Değişmesi doğru karar. Evet. Pekala. Bir de Eray'ın istediği bir koşu vardı. Kocaeli'de imza koşusu. 16 Ağustos Kocaeli 4. koşu. Slow'un da istemişti. Evet. Arkadaşlarım o görüntüyü de ekrana versinler. Evet geldi. Senin görüşlerin nedir bu konuda? Daha doğrusu senin istediğin bir koşuydu. Konuşmak istiyorum dedin. Görüşlerini alalım. Koşunun favorilerinden biriydi. Gogo %47 civarında bir AGF oynanma yüzdesi vardı. Şu metrelerde her şey gayet normal. Ön tarafta imza gidiyor. Onun dışında Gogo. Ama 3 aksiyon önce mücadeleyi bırakan bir Selim Kaya var. Maalesef ikinciliği rakibine armağan etti burada. Selim Kaya kalibresindeki bir jokeye maalesef bu gibi görüntüler yakışmıyor. Ki geçtiğimiz yıllarda da defalarca kere benzer görüntülere mal vermişti sevgili Selim Kaya. Maalesef huyundan vazgeçmemiş. Bunu yarış severlerden çok sayıda geri dönüş aldım. Abi mutlaka yayında gösterelim, konuşalım gibisinden. İlk ayak mıydı bu?
İkinci ayak olması lazım. İkili bahis de var. Yani Yedliprese var. Yedliprese'yi çok etkiledi. Tabii ki. Büyük favori olduğu için Yedliprese'den düşünce bana da gelen mesajlarda şey, Slow'un da istediniz ha. Yedliprese'nin şeyi bir anda altılı şey, Yedliprese çok yüksek miktarlara taştı. Ondan ilgili gelen eleştiriler yani, vardı. Yani koşuda sadece Ganyan yok. Evet. İkili ve Yedliprese oyunu olduğunu da hatırlatın diye gelen mesajlar var. Ne diyeceksin ki, o oyunlara da iştirak eden dostlarımız var. Yedliprese'si, ikili bahisi, sıralı ikilisi vesaire, üçlü bahisi olsun bir sürü oyun var. Ya bunları düşünerekten hareket etmesi lazım jokerlerimizin. Selim Kaya şurada bazen... Şurada yetiyor aslında. Şimdi bıraktı. Burada bıraktı. Şurada bıraktı. Evet. Şurada bıraktı. Evet. Gördü aslında, bir daha böyle bir gıdıklar gibi oldu ama ne diyeceksin Tolga? Biraz şanssızca ikinciyi de kaybetmiş. Belki beklemiyordu Safkan'ın üzerinden gelmesini. Gelebileceğini beklemiyordu ama... Şanssızca kaybetmiş. Gogo'da bazı sıkıntılar atlattı. Hı hı. Ergun abinin ilgilendiği bir at. Sahibi de medya dünyasından bir büyüğümüz. Daha büyük beklentilerle sahaya gelen safkanlardan bir tanesi Gogo. İyi de bir rakama satın alındı. O yaşadığı sıkıntılar, sorunlar demek ki safkanı etkiledi bugün hala maiden koştuğuna göre. Dediğin gibi o sprinti beklemiyordu herhalde Selim Kaya. Boşladı sonlarda biraz. İkinciliği bu şekilde kaybetmiş oldu. Son aksiyonda biraz da şanssızca. Evet. Pekala. Bu görüntülerimiz bunlardı. Tolgan, sen dedin ki gelirken abi güzel bir haber vardı. Bunu bir paylaşalım. Bu değerleri biz göz önüne sunalım dedin. Ve dolayısıyla yine ruhunda yarış olan aslında değil mi? Ruhunda yarış olan ama at yarışı değil. She is amazing diye bir şey söylüyorlar ya, yurt dışında kazanan dişi atları. Wings için diyebiliriz evet. bunu. Burada, biz burada da Sümeyye için olmaz. Aynı şeyi Sümeyye de bizim Wings'imiz. Evet, she is amazing diyelim ve Sümeyye Boyacı'nın görüntüleri var. Tolga'nın detay sende konuşmak istedin. Neler söyleyeceksin bu önemli başarıyla ilgili paralimpik oyunlarda? Evet, 50 metrede. Hem görüntüleri var hem de senden değerlendirdin. Evet, altın madalyayı kazandı Sümeyye Boyacı kardeşimiz. Ben çok etkilendim sosyal medyada ilk olarak. Gördük bu görüntüleri. İşte dünyaya dezavantajlı gelmiş bir kardeşimiz. Kolları olmadan dünyaya gelmiş bir kardeşimiz. Balıkların da kolları yok diyerekten bir akvaryumu izlerken aklına geliyor, yüzmeye başlıyor. Bu konuda da kendisini ciddi anlamda geliştiriyor. Nasıl bir bakış açısı değil mi Tolga abi? Ya inanılmaz. Çok tüyleri diken diken eden bir şey bu. Baktığımızda da burada inanılmaz bir azimle böyle bitiriş çizgisine doğru o hızını da hiç kesmeden artırarak ilerlemesi, bakın orada kolları yine olan engelli sporcu arkadaşlarımız da var farklı ülkelerden ama onların hepsinin önünde kazanmasını biliyor yarışı. Evet, 50 metrede kazanıyor bu kardeşimiz. Burada şuna dikkat çekmek istiyorum ben bir eğitimci olarak. Biraz hikayesini de sonradan araştırdık, şey yaptık, ilgimi çektiği için. Bu kardeşimiz özel bir eğitimle, el ayaklarıyla yazı yazmayı öğreniyor. Sonra resimler yapıyor, resimler işte Rusya'da, farklı ülkelerde de bak, yapmış oluyor. İspanyol orada kutluyor onu mesela, evet. Değil mi? Yani çok da sempatik bir kardeşimiz. Ondan sonra... Resim sanatıyla da ilgili. Ebru yapıyor, sergiler açıyor ayaklarıyla yaptığı resimlerde. İşte eğitim, burada belki ailesi o farkındalıkta olmasaydı bu kardeşimizin, bugün böyle bir sporcu izlemiyor olacaktık. Eğitimdeki fırsat eşitliğine ben burada dikkat çekmek istiyorum. Nice işte böyle Sümeyye gibi değerlerimiz var. Ama o fırsat eşitliğine ya da o fırsatları yakalayamadığı için imkansızlıklarla dolu bazı mesela doğuda, güneydoğuda bu kadar geniş imkanlar yok tabi. Oralarda dünyaya geldikleri için engelli veya değil. O kapasitesini tam olarak ortaya koyamıyor. Mesela bir haber daha vardı. Keşke aslında bunu aklımıza gelseydi onu da alırdık. Diyarbakırlı astronom diye ona da şey yapmış, dikkat etmişsinizdir. Yine ilkokul mezunu bir abimiz Diyarbakır'da. Ayın dünya etrafındaki döngüsünün tam olarak dairesel değil de yay şeklinde olduğunu... Daha elips şeklinde değil mi? Yaylar çizerek böyle döndüğünü tespit ediyor ve bunu NASA'ya gönderiyor. NASA bunu kabul edip literatürü değiştiriyor. Ya. Düşün, hani bu abimiz daha iyi bir şartlarda eğitim görseydi, daha elinden tutanlar olsaydı zamanında, çocukluğunda,
nerelere gelirdi düşünmek bile zor. O yüzden de bu fırsat eşitliği konusunda, gerçi Milli Eğitim'in de projeleri var. Fatih projesi, EVE projesi gibi eğitimde fırsat eşitliğine yönelik daha fazla temas etmek gerekiyor, dikkat çekmek gerekiyor. Bu kardeşimiz de azminden, bakış açısından ve kazanmış olduğu başarıdan ötürü kutlayalım. Gerçekten de tüyleri yani diken diken eden. Hakikaten şimdi ben yani kötü oldum öyle söyleyeyim izlerken. Hem dediği gibi azim, hem bakış açısı, hem kendine düşünüyor. Bir akvaryuma bakarken balıkların da kolları yok, ben niye başaramayayım demesi. Yani bak söylerken bile bütün tüylerim diken diken oldu. Gözlerimiz doluyor. Dediğin gibi eğitimde fırsat eşitliği. Şans bulmuş. Bir şekilde kendine bu şansı yaratmış ama onun gibi nice Sümeyye'ler var belki. Nice Diyarbakır'daki ağabeyimiz var. Bunların aslında işte büyük kurumsal şirketlerin olsun, devletin olsun, devletimizin olsun da bir sosyal sorumluluk projeleriyle bu tip kardeşlerimizi bulup yetiştirip, özel eğitimler verip bir şekilde bu becerilerini daha da ön plana çıkartabiliyor olmaları gerekiyor. Kendi yaşamları değişiyor, çevrelerinin yaşamlarını değiştiriyorlar. Şimdi onu örnek alacak birçok engelli kardeşimiz vardır. Onu görüp onun başarısından feyz alabilecek, onlara ufuk açabilecek. Evet. Dolayısıyla bu da hakikaten... Aileler de bilinçlenmiş oluyor bunları izledikçe, gördükçe. %100 katılıyorum sana. Ve ailelerin de bir şekilde bunu... Biz ne yapıyoruz? Bizde çok güzel işlerimiz var. Hipodromlarda at bindiriyoruz. Orada da yapılan iş aslında çok da farklı değil. Orada Jockey Kulübü'nün de oradaki payesini vermek lazım. Kesinlikle. Jockey Kulübü bu anlamda ciddi anlamda kutlamak gerekiyor. Çünkü neden? O da... benzer şekilde belki umudunu, ümidini kaybetmiş, yitirmiş kardeşlerimize, ailelerine bir umut ışığı oluyor ki bilimsel olarak da ispatlanmış atın katkısı kardeşlerimize net bir şekilde. Biz de en azından Türkiye Jockey Kulübü olarak biz diyorum çünkü o projeler hepimizin projesi, bizlerin projesi, tüm camia olarak, atçılar olarak, yarışseverler olarak destek vermek zorundayız. Böyle kardeşlerimize imkan tanımak adına yarın öbür gün niçin engelli kardeşlerimizden iyi bir binici çıkmasın mesela, o aşkla, o sevgiyle. Zaten atın üzerine çıktığı zaman ayakları olan veya olmayan diye bir fark yok. At onun ayakları oluyor. Daha ayakları olan bir kişinin de ayakları yine o anda at olmuş oluyor. Hı hı. Oradaki eşitliği de sağlayan bir canlı gerçekten at. Evet. Eray? Vallahi gözlerimizi yaşartan bir başarı öyküsü. Ve bu başarı öyküsünün başrol oyuncusunu da alnından öpmek gerekir. Yüzme sporunda en önemli iki organ, kollar ve bacaklardır. Evet. Yani bir kolları... de kalça çıkığıyla da dünyaya gelmiş. Evet, yani kolları olmadan bu sporu yapmak çok zordur. Yani müthiş bir hikaye. Ne kadar teşekkür etsek, ne kadar kutlasak, ne kadar övünsek azdır. Bir Türk sporcusu, bir Türk kızı bunu başardı. Ne mutlu onun ailesine, ne mutlu bu güzel kıza. Pekala. Evet Tolgahan, iyi ki istedin bu görüntüleri. İyi ki paylaşalım abi dedin. Çünkü hem bizler de daha detaylı olarak hikayeyi öğrenmiş olduk. Hem de en azından vesile olduysak ne mutlu bizlere. Toplumsal bilinçlenme adına aynen, bir adımdır. Katkı sağlamış oldun. Buna da çok teşekkür ediyoruz sana. Ve düne dönelim. Dün İstanbul'daki yarışlara, pardon, önce bir Bursa'ya gidelim. Önce Bursa'da Taykut'un kazanmış olduğu yarış pist rekoru kırıldı. Dün Fanatik Web TV'deki yayında da konuştuğumuz bir iki detay vardı, onu ben burada da paylaşmak isterim. Karacabey koşusunu Taykut kazandı. Çekirgeyle son metrelerde girmiş olduğu mücadelede bariyer dibinde olmasına rağmen Halis Karataş idaresindeki Taykut geldi son metrelere kadar direndi. Bir kez daha tazeledi ve kazandı. Tabii şimdi koşudaki tek dişi safkandı Çekirge. Bunu da hatırlatmasını yapalım. Ve bariyer dibinde kalmış olan, aslında çok bariyer dibinde kalmak da çok istenen bir şey değildir değil mi? Biraz daha kulvarın daralığında ama işte güç farkı da demeyelim. Fizik üstünlüğü veya bir takım farklı üstünlükler işte buralarda ortaya çıkıyor. İnatçı karakter. Aynen ortaya çıkıyor ve Taykut'la da güzel birincilik elde etti. Ekürü iki tane atı var bu sezon. Üçlülerde çok ciddi anlamda başarı yakaladık. Bunların birini hafta içerisinde koştu. Ege Berk'in kazandığı yarışta Çaltepe. Bir diğerini de buraya. Her ikisinde de Halis Karataş verdi. Aslında Halis Karataş için de aslında bir değerlendirme, ölçme değerlendirme yarışı
oldu. Yani o da işte altındaki atın artık neler yapabileceğini hem Çaltepe'de hem Çağat burada bir daha yan yana gelirse oldu. Herhalde tercih bu sefer Taykut olabilir gibi. Bence de Taykut olur gibi düşünüyorum. Bu arada işin enteresan tarafı da Taykut'un jokeyi Tolga Yıldız da şu anda çekirgede dışarıda. Tanıyor, o da rakibini çok iyi tanıyor. O da rakibi çok iyi tanıyan bir jokey arkadaşımız ki Tolga da hani mümkün olduğunca o mücadelenin içerisinde yer aldı. Elinden geldiğinin en iyisini piste yansıttı ama tabii rakibinin de bir şekilde gücünü biliyordu. Bence eksiksiz bindi her iki jokeyde ve bize çok keyifli bir yarış izlettirirlerken de pist rekoru kırıldı. Şimdi yıllar öncesini hiç unutmuyorum Tolga ve Eray. İstanbul'da Eli Yeşilköy'sünün Flöre diye bir atı vardı. Flöre, kısraktı yanlış hatırlamıyorsam. Flöre, bak dereceyi hiç unutmam. Bir 13 civarı falan, genelde böyle 1200 yarışları orada maiden koşular falan bir 14 biter. Bir 13-80 küsürler biter. İşte bir 13-50 yapınca, yani o dönemlerden bahsediyorum. Öyle yani iyi bir at dediğini, Flöre bir 13 yapmıştı. Öyle atı, bir 13-01 ya da bir 13 civarı. Maiden. Maiden yarıştı. Maiden miydi tam emin değilim. Yani şimdi bize mesela Maiden gibi geliyor ama değil. Yani şey bir yarış. Maiden değildi yanlış hatırlamıyorum. Ama ortalama bir yarış. Ortalama evet. Bir yarıştı. Yani 1.13'üne ben iyi derece demiştim. O öyle hafızamın hep bir tarafında bir kenarında kalmış, tamam mı? Şimdi bakıyorsun artık 1.12'ler, 1.11'ler. Maiden'larda dahi 1.11'ler, 1.12'ler evet. Çıkar durumda. Bu aslında atların da bir şekilde süratlendiğini, hızlandığını ortaya koymakla beraber. Tabii pistlerin de mutlaka bir etkisi var. Pistler de hızlanıyor. Atçılarımız da bilinçleniyor. Daha iyi at koşuyorlar. Burada şöyle bir detay var. Onu da ben izleyicilerimize dün Fanatik Web TV yayınlarımızda paylaştık ki o yayınlara da bu hafta gerçekten çok ciddi katkı oldu. Her hafta daha da ileriye gidiyor. Bu hafta izlenme oranları daha da arttı. Özellikle Periskop yayınlarındaki ben izlenme oranlarını takip ediyorum. Yine bu hafta içerisinde 20 binin altına düşmedi. 30 bin oldu, olan günler oldu. Canlı izleyici. Dolayısıyla 30 bin kişi o şeye girip o yayını izliyorlar ve tekil kullanıcı bunlar. Direkt zaten şeylerin raporu bu. Periskop'un ve Facebook'un orada görebiliyorsunuz raporları. En üstte toplam izleyiciyi görüyorsunuz. Bunlar iyi. Bunlar sadece sosyal medyada. Periskop üzerinden Facebook'u var. Fanatik.com.tr üzerinden yayınlar var. Her geçen gün de artıyor ve çok interaktif bir yayın. Sizlerden gelen mesajlara da cevap veriyoruz. Şimdi pist rekorunu konuşurken dün sevgili Cem'le şöyle 1.14.84 tabii ki bir rekor. Artık Fanatik gazetesinin biliyorsun meşhur şeyi de vardır ya şurada pist rekoru. Evet, yeni başladı. Yeniden yazacağız dedi oraya. Şurada kendi pist 1200'deki pist rekoru kimde diye Fanatik Hipodrom'un orada 1.14 yeniden yazacak. Fakat da hep şunu söyledim ben. Bursa'daki 1200 metrelik yarışlar elmalarla armutları çok birbiriyle karşılaştırmamak bu gerekiyor. Rekor da kırılır yakında. Bu da Bursa'da kırılabilir. Hani kırılır diye. Dört yukarı böyle sınıf bir yarış olsa 1200 kırılabilir. Evet. Aynen böyle süratli atların olduğu dört yukarı bir yarışta kırılabilir. Ama onun detaylarını Tolga sen anlat istersen ben de Fanatik Web TV yayında anlattım. Viraj olayı ve startın verildiği yer, evet. Atların virajlara girmeden, keskin virajlara girmeden... Yarım bir viraj gibi alıp düzlüğe çıkıyorlar. Giriyor. Çünkü neden? Bir de şu var, bir kere burada süratli başlayan tam bir viraj olmadığı için o süratini devam ettirebiliyor. Öbür virajlarda daha... 1200'lerde zaten hemen viraja giriyorsun. Aynen, bir kere ağır girmek zorundasın. Aksi takdirde fiziksel olarak savrulursun, kaçarsın. Sana bırakayım sözü, sen anlat orada. Burada, evet. Bursa'da... Ahırlar bölgesi değil de hipodromun ana giriş kapısına doğru çim pist biraz uzatıldı. Bir çıkışta 400-500 metre boyunca düz gelip sonra işte şu görmüş olduğumuz virajı da çok zaten orada diğer iz var. Normal yarışlardaki dönüş şekline bakın. Buradaki dönüş şekline bakın. Böyle bir verev bir şekilde çekilmiş oraya. Ekstradan bir bariyer şeklinde bir ip gibi bir aparatta. Dolayısıyla atların o hızını tam olarak kesmesinin virajlarda önüne geçilmiş oluyor. Dolayısıyla da 1200 yarışlar daha böyle nice rekorlara gebe. Maiden'larda da çünkü çok acayip 17 yapıyorlar. 17'ler 18'ler çıkıyor. 17 yıllarca rekordu 1200 çimde. Gerek Bursa'da gerek diğer. Bir Ersan 17 yapmıştı. Yani ortalık ayağa kalkmıştı. 17 yapıyor bir at diye. Hemen yarım kan damgası vurulmuştu biliyorsun. İşte, evet 17 yapınca. Dolayısıyla da burada 14'lük bir derece çok aldatıcı olmasın. Tamam. 1200 birçok yarış koşuldu. Hiçbirinde 14 çıkmadı Bursa'da. Bu pist bu yıl başında düzenlendikten sonra. İlk kez 14'ü yapan at Taykut oldu. O yüzden de tebriği, alkışı hak ediyor. Zaten
karakterli bir at. Hemen ben kısaca koşuya da değineyim söz gelmişken. Çekirge çok süratli bir at. Biraz daha öne kendisini atabilseydi daha farklı belki olurdu. Sürekli içeriye yatıyor. İçinde de at var, rakip var. Hani öne geçip bariyeri bulsaydı bir ihtimal direnebilirdi rakibine. Ama Halis Karataş da tecrübeli bir jockey. O şansı ona hiçbir yerde vermedi. Hep onun yarım boyu içinde bir boyun farklı gerisinde tutmayı başardı atını. Bir arkadaşımla birlikte izledim ben bu koşuyu dün. O da çekirge konusunda iddialıydı. Yan yana geldiler. Çekirge biraz daha hakim gibiydi aslında Taykut'a. Ama ne zaman ki yanına gelip yapıştı dedim ki Taykut geçer artık bir yerden sonra. Yarım boy geride olmasına rağmen. Çünkü birisi turbo yavrusu. Turbo yavruları biraz daha süratli başarılı olan atlar. Böyle ikili mücadelede Lüto girince dikkat edin birçoğu kaybedebiliyor. Lüt de kaybedebiliyor. Dayanıklılık değil mi? Evet. Yani. Bir de mesela öbürü de Taykut da bir kere eşkal fizik olarak tam bir özgün an. Klasik evet. Bir özgün an. Aslında çekirge de eşkal olarak ondan eksik değil. Ama Taykut dediğin gibi gerek ayaklarının sekisi gerek koşu stili çok benziyor. O çok iki at yakınlaşınca Taykut'un artık oradan sonra kazanacağı hemen hemen belliydi. Ama iki safkanda kazanmış kadar iyilerdi. Yarış sonrası görüntüsü falan 10 numara 5 yıldız bir görüntü var. Kutlayalım. Eray'ın da düşüncelerini alacağım ama hakikaten hem Halis Karataş hem Yıldızhan Ekürisi son yıllarda uyum içerisinde müthiş yarışlar çıkartıyorlar. Burada da ben bir ara şey yaptım. Yani dün benim Taykut Banko'mdu. Yani onun üzerine kurdum oyunumu. Ve açıkçası burada birazcık da böyle dedim Tolga da şimdi bir iyicene bir onu kitler oraya. Düşündüm çünkü öyle. Hani atı ama şimdi hem at kuvvetli hem Halis de tabii bildiği için şeyi orada o mücadeleyi bırakmadı. Bak farkındaysan evet, hiç bırakmadı. Çekirge içeriye yatmak istiyor aslında ama içinde de at var. Bariyeri bulamadı bir türlü. Ama Tolga da 4-4'lük bindi atına. Evet. Yani hakkını verdi. Temiz bindi. Temiz bindi. Aynen. İçindeki atla yani sonuçta kendi bindiği at daha önceden. Belki yarın bir gün yine ekürü koşacaklar bir şey olacak binebilecek. Temiz bindiği yarışlardan biriydi Tolga'nın da. Kazananı tebrik edelim. İkinci de en az kazanan kadar başarılıydı. Ayakları düz bassın rekor derece. Evet Eren. Valla rekortmen olarak Taykut'u kayıtlara geçerken parantez içerisinde bence çekirgeyi de yazmak lazım. Tabii. Çünkü bu rekorun dişilerin çıkmasında çekirgenin büyük katkısı var. Yani çekirge olmasaydı, bu sürati vermeseydi bu rekor çıkmayacaktı. Bu nedenle ikinciyle hiç bir de gökyüzü koşabilse bunlarla neler olur? Hiç koşamayacağı için bunlara. Gökyüzü 13 Florin'in derecesine ineriz artık. Öyle bir ihtimal yok. En azından bu tarz yarışlar için öyle bir ihtimal yok. Kaysberg temsilcisi olduğu için. Gökyüzü'yü Bursa çimine getirseniz 13'lere iner mi acaba? Giderler mi acaba? Bence biraz kontrollü giderler. Ankara'da buldukça yarış koşarlar da her yarışa da giremediği için kaybettiler. Yalnız bu pisti doğru kullanmasını bilen jokeyler var. Dün mesela Adem Şen onun sıkıntısını yaşadı. Evet, o çok doğru bir noktaya temas etti. Bursa çimini bilip o virajların çünkü çok farklı bir anda çıkıyorlar düzlüğe. Dışarıda kalanlar çok dışarıda kalmış yani oluyor. Dün ben gazetedeki yazımda Arslan Turbo favorim diye çok ölçü alınmasın. Yani pistin azizliğine uğradı Tay. Yok. Bu kadar geri gelecek bir Tay değil yani. İzmir'e döner orada şöyle kısa vadeli grup yarış bulur kazanır. Sonra şaşırtmasın insanları. Fazla dışarıda değil mi? Evet çok yani dışarıda bir savruldu biraz. Ölçü almayalım Arslan Turbo'nun yarışını. Orayı bilen jokeyler hemen virajı hemen dar olarak aldı. Yakın dönüyor. Tolga zaten çok iyi biliyor. Halis Karataş zaten gidiyor ve biliyor. Evet. Hatta ilk çim pisti yapıldığında Bursa çim pisti ile ilgili görüşleri ortada çok başarılı buluyordu pistin de yapısını ki Bursa ya ben o eleştirilere katılmıyorum. Tolga sen orada kalan biri olarak ne söyleyeceksin? Bursa'nın çimi iyi bir çim aslında. Yani bu yılki pisti çok yakından inceleme şansı bulamadım ama ekrandan göründüğü kadar şu an için pist biraz daha oturdu. Sezon başı oturdu. Gibi değil. Biz işte biliyorsun şeyle ilgili film için gittiğimizde o dönemde ben siz yakından gördünüz. Bir de biz de orada yarış koştuk. Tabii böyle olunca Tolga'yı göremiyorum böyle herhalde. O yarış koştuk biz orada. Yani yarış koştuk derken film için çekim yaptık. Pisti ters koşturduk falan. Orada bayağı ben içimde de yürüdük ettik bilmem ne falan. Orada at binen, yarış dışında da at binen kardeşlerimiz. İstanbul'dan gelen arkadaşlarımız oldu. İdman jokeyleri baktılar ettiler falan. Orada film için yarışı koştururken. Abi dediler bu pist İstanbul'da yok. Yani evet. Hakikaten çok ama şeyin de oradaki tabii hipodrom müdürünün çok katkısı var Devrim Bey'e ciddi anlamda. Pist konusunda çok pistler müdürüyle birlikte tabii ekibiyle birlikte
Çok hassaslar. Ben Bursa Çimli'nin artık oturduğunu düşünüyorum. Öyle görünüyor. Hani geçtiğimiz seneler oranla daha da iyi ve bu sene hani yakından da gördüm. Gittiğimizde inşallah bakalım. Sürekli oradan da Mehmet Gündüz'e bu sefer davet ediyor. Yani hani bir fırsatımız olsa gideceğiz de artık bir türlü fırsat olmuyor. Artık şeyinden sonra önümüzdeki sezon bol bol gideriz her zaman olduğu gibi. Dediğim gibi pist de bence artık eski pist değil iyicene oturdu diye düşünüyorum. Şeyi evet. Nasıl buldunuz Thomas Lukasek? Çek jockey. Bilmiyorum an... vallahi. Yani biz şu sarı formalı ata mı biniyor? Evet. Fena koşmamış at yalnız maiden bir at olarak. Dördüncü oldu. Dördüncü mü? Çok yani büyük bir başarı. Yani iyi koştu. Şey ama farkındaysan o yurt dışındaki jockeyler gibi hoplayıp zıplayan biraz Gökhan Koçekaya'nın o son şeyi gibi bir adam. Dördüncülüğü orada. Alması oradan güzel. Kötü değil. Maiden bir at olarak. Thomas Lukasek evet. Hatta da orijin var. Kimin kardeşiydi bak? Kızın Şahnur. Şahnur birkaç tane. Kısrak vardı. Vokal mi vardı? Vokal olabilir evet. Vokal var. Bir de erkek güzel yaptım. Bir at vardı. Yavrusu baba da demir kazık bunda. Yalnız çok sinir yaptı. Starta girerken de çok acayip sinir yaptı. Zor soktular falan. Orada bir sıkıntılar yaşamıştı. Buna rağmen geldi, güzel zaten. Bir yarış koştu. Alanda kara bir parantez açalım. Mesafeler uzadıkça bu mücadeleye girebilir. Fotoya girişi istekliydi. Güzel bir detay. Pekala. Bu koşuyu da değerlendirdik. Ben bir de Run for Derya'yı isteyeceğim. Kilit bari koşusu. Tolga'nı bir tebrik edeceğim. Dünkü Fanatik Web TV yayınına bağlandı. Dedi ki günün bankosu olarak dedi. İşte bak canlı evet. Fanatik Web TV'deki yayınların avantajları bu. Son dakika bilgilerinde canlı dedi ki Run for Derya banko. Şimdi dün benim iki tane liman tercihim var. Taykut'a güveniyordum. Taykut kazanır bu koşuyla. İkinci alternatifim de Time to Say Goodbye'dı. Hafo tutmuyordum dün ben. Bir kere ilk defa piste çıkıyor. Evet. Ters pistte ilk ters defa pist koşacak. Etkiliyor. Startta mutlaka takılacak. Yani artık huy edinmiş durumda. Bir boy iki boy kalır. O pist bilmem ne tamam üzerinde Halis Karataş gibi bir usta var ama dedim. Hani Time to Say Goodbye'yı daha şanslı görüyordum. Hatta acaba ikinci tek olan yalnız piste çıkarken İstanbul'daki Time to Say Goodbye olmadığını yayında da söyledim. Dünkü bizim yayınımızı izleyen dostlarımız Fanatik Web TV'de kaydı da var. Şu cümleyi söyledim. Atlar işte Padoğ'u görerek yorum yapmanın, canlı yayın yapmanın, interaktif yayın yapmanın avantajları bu Web TV'de. Dün şunu söyledim. Atlar bir çıkıyor. Cem de orada. Dedim ben bu Time to Say Goodbye'yı şey değil. İstanbul'daki at değil bu at dedim. Şimdi şöyle bir operasyon var. Atın tam oraya ne zaman gittiğini bilmiyorum ama aracı ekürisi gitmiştir muhtemelen onu söyleyeceğim. Çünkü aracı ekürisi Bursa'daki operasyonunu kapattı evet. Diyebiliyorum. Durdurdu. Dolayısıyla orada yerleşik bir at yok. Atlar Bursa'da koşan aracı ekürisinin atları İstanbul'dan, Ankara'dan, oradan buradan. Oradan hazırlanarak gidiyorlar. Muhtemelen yarış günü geldi. Çünkü İstanbul'daki padokta gördüğüm Time to Say Goodbye'la orada piste çıkarken gözüken Time to Say Goodbye aynı değildi. Biraz incelmiş gibi. Hem incelmiş hem rengi bana biraz daha farklı geldi. Eyvah dedim ben onu orada görünce. Bu sefer tabii ne olduk? Run for Derya'ya baktın. Yanan bir Run for Derya. Dediğim gibi dün sende de tekti. Yayın öncesinde sevgili İsmet var. İsmet Demir'le de Hakan abi ne diyorsun yarışa dedi. Bankoları dedim. Valla ben Taykut banko tutuyorum. İkinci alternatifim Time to Say Goodbye. Ya Run for Derya çok konuşuluyor dedi. Sen de yayın alınca Run for Derya günün bankosu pedigrisini diye de uyarınca. Aynen pedigri üzerinden de detaylı konuştuk. Annesi Dısalyon'un yavrusu. Tabii. Dolayısıyla bu koşunun değerlendirmesini hem Eray'dan hem senden alalım. Eray sen de tutuyordun şeyde sanırım değil mi? Yok bende yok. Sen önce Tolga'nı kutlayayım ama. Yani yok ki sen bir atı söyledin. Hatta dedik Eray'da yayında söyledik. Bursa'daki at daha İstanbul'da sen yaptın. İstanbul'da. Tamam. Evet. Yani öncelikle Tolga'nı kutlayayım ama yani ön taraftakiler sanki bu yarışı Run for Derya için koşmuşlar. Bu kadar sürat yarışın derecesine baktınız mı? Yok bu da mı rekor? 1.22.25 bitmiş. Yani İstanbul'da kazanmış olduğu koşu 1.24.5'ta kazandı Time to Say Goodbye. 2 saniye daha iyi bir dereceden bahsediyoruz. Evet. Bu nedenle ön taraftakiler aşırı derecede süratli götürdü koşuyu. Bunun artısını, katkısını yaşayan, avantajını Hafo yaşayan bile taraf. O kadar kalmasına rağmen. Değil mi? O boyu kaldı, o bile geldi yani. Bu tempolarda öndekiler. Ben de Hafo dışarıdaydı. Yani ben bu ikiliyi mesela şeyi gördüm, oynayayım mı dedim bir ara canlı yayında. Acaba dedim. Çünkü şey Hafo diyorum
O hafo bir şekilde kalacak. Kalıyor. Yani hafo'nun dün ben hiçbir türlü ısınamadım. Little King gibi, o da boş koşuda, ilk koşuda aynı. Aynı ama burada hani hem onun tersi hem yani kalacak, şey yapacak, öndeki atlarla boşaltlar değil. Yani 2200 koşmuş 13 gün önce, şimdi 1400'e geliyor. Bir ara bir ikili oynayayım dedim. Karışık değil de sıralı oynayayım dedim Time to Segula. Sonra dedim ya şimdi ikiye böleyim, sonra da yayında tabii yayın konuşunca o esnada oynayamadık, o avantajımızı kullanamadık. Evet. Bütün şartlar Ranford Derya'nın kazanması üzerine kuruldu ve 14 aylık aradan sonra kazandı. Kısrak onu belirtelim ve yarış hayatının da 3. birinciliği bu. Evet. İşte ya baktığında 14 yarışın 6-7 tanesi gruptur. Grup koşular, evet. İşte atlar bir şekilde o büyük hedefler artık önünden gidince, daha gerçekçi hedeflerle koşulmaya başlayınca bu şekilde kendisini gösterebiliyor. Ben biraz Ranford Derya'nın da işte büyük ekürde olmasının bir takım dezavantajlarını yaşadığını düşünüyorum. Neden? Ekürde Fire Ateş öne çıkan bir attı. Halis Karataş onu tercih ediyordu. Bence öyle bir at olmasaydı bu safkanı Ranford Derya'yı tercih edecekti. Biraz daha ilgi alaka bu safkana daha fazla olacaktı. Safkanın potansiyeli bana göre zaten yüksekti. Benim takip ettiğim bir isimdi. Baba Victory Galop, anne Strong Hope, ki Strong Hope'da Dicello gibi çok önemli bir atın kızı. Eşkal zaten söylemeye gerek yok. Müthiş bir eşkal. Evet, arka, sağrı falan. Çok kısak böyle geniş, değil mi şurada, evet, çift kat bir at gibi görünüyor. Tolga Hanım, bence en büyük dezavantajlarından biri de Perelina Valencia ve Şeker Hanım gibi çok güçlü bir iyi bir distrak jenerasyonuna denk gelmesi oldu. Yalnız şöyle bir gerçek var da, Hafo'da iyi çıkıp başlasaymış yarış yapmaz. Tabii, tabii. Bir de öyle bir gerçek o da, var. Yani bakma biz diyoruz ki Hafo tutmuyoruz bilmem ne falan filan, ama Hafo düzgün çıkıp başlasaymış yarış bile olmazmış burada. İkisini birden çok kolay geçermiş. O da ayrı bir konu. Evet. Time to Say Goodbye, işte o yüksek önde verdiği tempolar belki rahat kazanmış gibi oluyor ama gücünün sınırlarına kadar dayanıyor safkanlar. Hani böyle numara götüren atlar için mesela Wings numara götüren bir at olsa 26 yarış üst üste kazanamazdı. Doğru. Beklediğiniz zaman gücünüzü de rakiplere göre kullanıp son raddesine kadar kullanmıyorsunuz. Ama Time to Say Goodbye son yarışını kazandı. Düzlükte sürekli akıyor. Bir yarış önce yine düzlükte sürekli akıyor. Bunlar atlardan bir şeyler götürüyor ister istemez. Bence bu safkanada bir bekleme yarışı denemekte fayda var. Şeyi söyleyeceğim. Invisible Woman başlarda ben hep şeyi düşündüm. Acaba çok erken bunlar didişirler mi? Aslında burada doğrusunu yapan isim Invisible Woman oldu. Zira hani biraz idare edeyim ondan sonra viraj üzerinde bastırayım dedi ama olmadı. Yani o onu tam yapamadı. Bu yarışın ölçü almayalım. Kara kaplı deftere Invisible Woman adını not edelim. Zira kendi başına, önde tek başına kalabileceği koşullarda yine böyle ters bir rakipleri atları geçebilir. Bir alt grupta geçebilir. Bu yarışı çok ölçü değil. Crazy Chick çok iyiydi padokta. Starta gidiş falan filan çok çok iyiydi. Yarış içinde de kolaydı ama sonları o kadar yine dördüncülüğü aldı da. İki tane at gördük padokta. Biri Ranford Derya, biri Crazy çıktı. Ranford Derya kazandı. Diğerleri bir takım eksikleri vardı belki. Peki. Nurettin Şen aslında Invisible Woman'la doğruyu yaptı. Hani çok üstüne gitmedi ama işte bu sefer Texas Zelda üstüne gitti. Time to Say Goodbye'in. Yani hiç olmaz bir şekilde şapkadan başka bir at çıktı. Onlar olmasa yakın bir ikincilik olabilirdi. Tabii tabii. Daha farklı olmuş. Veya kazanırdı belki de. Peki, Bursa'dan bu yarışları seçmiştik. İstanbul'a geliyoruz. İstanbul'dan da seçtiğimiz koşular var. İstanbul'da Emmi yarışını bir değerlendirelim istiyorum ben. Emmi Nevzat Avcı ile kazandı. Düzlüğe dönüldü. Kaysbert değil ama annesi bir Kaysbert kızı. Onu da hatırlatalım. Biraz inatçı yarış karakterini oradan alıyor. Program başında Tolga'nın başka bir konuyla ilgili değerlendirme yapmıştı ama bir kez daha değerlendirmesini alalım. Hem Tolga'nın hem Eray'ın, benim de söyleyeceğim bir iki cümle var. Özellikle son oğulla ilgili artık ben peşini bıraktım. Kim oynarsa oynasın. Ben de değil artık. Evet. Şu grupta daha düşük bir grup bulmaları da zor İstanbul'da en azından. Evet. Emmi az önce de ifade ettik. Zaten çıktı, o tempoyu buldu. Yarışta hipodromda canlı izledim ben. Buradan sonra liseden de beri tanıştığım at yarışının içinde bir dostumla, sevgili Adem selam olsun ona da, onunla izledik. O da at yarışını iyi takip eden gözlerden bir tanesidir. İlk 600 geçildi, Emmi kazandı dedik. Oradan sonra artık en azından bu tarz gruplara evet, direnebilecek bir safkan. Evet. Geçen sezonda bizim atlarımızın hemen karşı ağrında kalıyordu. Bu safkanla bir takım sıkıntılar yaşadı, atlattı.
Bir tane de keçisi vardı Emmi'nin. Şu an duruyor mu bilmiyorum. Ha, dönüyor muydu? Evet. Ha. Bir alır arkadaşı keçiyle. Hatta Kadir Çivici hipodrom bölgesinde dolaşırken yanımıza geldi. Ne arıyorsun dedim. Bir şey aranıyor gibi. Ya dedi ben keçi arıyorum. Hmm. Atla birlikte hani arkadaş dergiye çekip koyacağız dedi hipodromda. Gel dedim var bizim karşıda. Emmi çekti fotoğrafları da herhalde yayınlandı TCK Sesi dergisinde de. Şu anda duruyor mudur keçisi bilmiyorum ama böyle bir attı. Sıkıntılar yaşadı, atlattı. İşte o yüzden de gününde olduğunda bu şekilde en azından kendisini öne erken atabildi yarışlarda. Rakiplerine direniyor. Gezegen idaresi çok güç bir at. Geliyor sürekli böyle aniden bir sprint ama yetiştiremiyor. Onu da takip ederim. Bu arada keçi demişken keçiyi de anlatalım. Bilmeyenler olabilir. Biz biliyoruz. Atçılar biliyor ama bizi atçı dostların dışında da izler. Keçi nedir? Bazen sonları çok hazin bitiyor ama. At giderse, yarış hayatı bitmesin diye ben hep şey yapıyorum. Üzülüyorum tabii ama tabii sonuçta zaten. Ümit daha önceki yıllarda bahsetmişti burada. Hatırlıyorum. Ekrandan izlemiştim o gün. İlginç bir an oldu. Bir at aldık dedi çok ciddi bir paraya. Bir de keçi aldık dedi. Atın yarış hayatı çok kötü oldu. Hani başarılı olamadı. Onu hediye ettik. Keçiyi 500 liraya sattık. Sattık. doğru. Keçi attan değerli olmuş o zaman. Değerli ama bir de şey. O şey olabilir mi sakın? Ben sanki o at diyebiliyorum onu da. Şeyin dublörü. Amerikalı. Modern. O muymuş? He, olabilir. Ama nasıl bir at o da? İşte hani o çok değerli bir at. Evet. Falan. Gerçekten ama... Modern Ready yavrusu muydu? Tabii. Yok. Modern Ready miydi? Şey, iyi bir attı ama eşkal olarak falan. Fakat... Ciddi paralarda görülmüş, teklif edilmiş. Verilmedi. Ama galoplarında falan hiç gitmiyordu biliyorsun. Yani hani şey iş yapan bir at değil. Bir sıkıntılar değil. Var. Çok fizikli bir at. Fizikli eşkal meşkal. Birebir Bolt Pilot'ın kopyasıydı zaten görüntü olarak da. Onu da o da onun geliş hikayesi onu artık bize anlatmayalım da onun geliş hikayesi yine aslında Türkiye'deki bir şeyi gösteriyor bize. Maalesef aslında onunla da konuşuyorum. Nerelerden ne şekilde geldiğini biliyorsun. Sen yaşadın en azından. Eray keçiyi anlatıyorduk. Ha, keçi ahırda dönmemesi için atların. Biz bunu bilmeyenler, hipodromu uzak yarış sever dostlar için. Bazı atlar böyle döner ahırda. Sürekli bu ne yapar? Sıkıntı. Stres, sıkıntı, döne. Gücün orada. Gücün orada, terler, bir takım sıkıntılar oluşturur. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla burada da böyle bir çözüm bulmuşlar. Bu sadece keçi değil, pilates topu konuluyor biliyorsun. Evet. Mesela Sanzatu'da pilates topu vardı. Araba lastikleri konuluyor. Araba lastikleri. Başka şey olarak da yan ağrıda bölme açıp görmesini sağlıyorlar. O da var. Bir yöntem daha var ama ben çok tasvip etmiyorum onu. Ahırı böyle bariyerle içeride küçültüp hani daha küçük bir alan. Dön hareketi geldi ama o sefer doğru şey, onu yaptıktan sonra başarılı olan var mı? Da gördüm. Mesela Drejan öyleydi. Kaybettik o da tabii sakatlandı. Drejan'ın ağrı öyleydi mesela böyle bir bariyerle. Box gibi minyatür küçük de. Yapmışlar. İçeriği bölmüşlerdi. Böyle yöntemler de var farklı. Ama hani amaç o. Keçinin amacı o. Ona bir ahır arkadaşı. O da duruyor. Dönemiyor. Ediyor. Bazen hani keçiyi de kendilerine benziyor. Ben öylesini de gördüm. Çünkü keçi de mi dedi? Allah aşkına gel dediler. Şimdi isim vermeyeyim atı çünkü iyi bir hekimler. Allah aşkına gel. At dönüyor. Keçi de peşinden dönüyor dedim. Keçiyi de kendisine benzetmiş. Zaten bazı taylar da annelerinden öğreniyor bunu doğduktan. İşte, değil mi? Doğduktan sonra. Şimdi onu söyleyeceğim. Bizim Sanzatu mesela bu dönerdi sürekli. Şeyde biz bir ara aynı ekürü bile onda kaldı eskiden atlar. Karşısında duruyor şey tay vardı. Tak mesela biri vuruyor o da hemen tak karşılıklı birbirlerine arkadaşlar. Sonradan pilates topları koydu şey Ayhan Giray ve Tarık beraber şeylere. Tarık Genel. Selam o ilgileniyordu atlarla zaten. Selamlar da bizim sevdiğimiz dostlarımızdan. Pilates topları duruyordu. Sanzatu da böyle o şeylere bakıyor. Sonra o toplardan biri patladı falan böyle bir şeyler oldu. Ama Sanzatu'nun da yarış hayatı zaten başarılarla dolu. Yani bazı atların böyle huyları olabiliyor. Emmi de bunlardan biri oldu. Şimdi var mı yok mu bilmiyoruz dedi Tolgan ama daha önce böyle bir... Orada finalde de olan bizim tay oldu. Onu da söyleseydin. Ayağını vura. Vura evet. Kemikler şey oldu bilmem. Birbirine işte görüyorlar, ediyorlar. Böyle sıkıntılar oluyor. Doğru söylüyor. Çok iyi de bir atlar. Çünkü atlar sosyal canlılar. Sürü
canlıları. Psikolojisi var. Sürü psikolojisi. Görüyorlar, sürü, öğreniyorlar. Çünkü doğada hep sürü halinde yaşadıkları için. Peki. Böyle hep iletişim halindeler birbirine. Ben yarışla ilgili değil de şunu söyleyeceğim. Nevzat Avcı'dan bahsetmek istiyorum. 51 kiloya tam bindiği için Nevzat Avcı'yı kutlarım. Aferin. Tam binmişse büyük başarı. Bravo. Çoğusu bunu başaramıyor. Bunu başarabildiğin için seni gözlerinden öpüyorum. Çok da sevdiğim bir kardeşimdir. Onun dışında 600'ünü 41,5 geçerek bence ilk 600'de yarışı kazandı. Ekibini de kutlarım. Evet, 428. Pekala. Son onunla ilgili de bir ilavem olacak. Ben Taat Aylı'ndan itibaren ekibe bildiğim söylediğim için kabakum koşun diyordum bu safkanı ben. Çünkü anne kanatlı gerçek bir kabakum özellikleri taşıyan bu safkan sentetik pist artık beni koşmayın diyor. Belki çok iyi olduğu için onu söylemekte sakınca görmüyorum. Kocaeli düşünürler dedik ama o konuya da bir değinelim mi? Kocaeli'deki atçılarımız da dışarıdan gelen atlar konusunda sistemkarlar. Evet. Ben de gittiğimde Kocaeli'ye beraberdik hatta o gün değil mi? Kocaeli'de bir yarış beraberdik. Evet, beraberdik. Orada da söylediler. Kavakçı Bey'in yarışı. Evet. Kavacık Bey'in yarışında. Kavacık. Bir de şey, senin de o gün bir at koşuyordu. Bizim de Ataker koşuyordu o gün. Yani ahırlar bölgesinde kaç kişi gördüyse beni, ya şu konuyu bir dile getirin. Bugün koşan işte 80 tane atın 60 tanesi İstanbul'dan gelmiş. Biz burada ne yapacağız gibi bir düşünce. Orada şöyle bir önerim olabilir benim. Hı hı. En azından belli bir handikap puanının altı Kocaeli'ye gidebilse. O zaman da yarışların kaliteleri mi acaba biraz şey olacak? Evet, yani çok da dinamiklerle de oynamış oluyoruz ama en azından biraz sistemlerinde de haklılar yani. Oradaki atçıların iki tane şey vardı. Bir tanesi Kocaeli'yle ilgili, bir de şu var. Şimdi vefat eden at sahipleriyle ilgili bir şu şeyde çok büyük sıkıntılar oluyor. Hakan abi dile getirir misiniz dediler. Ben de dile getireyim dedim. Şimdi en azından duyanlar varsa ki muhtemelen izlenildiğini biliyoruz. Çünkü genelde bu tip şeyler. Dün mesela geçen hafta mesela şu diskalif olayları sonrasında bir sürü telefon geldi. Hem şeyden geldi, kulüpten bir takım şeyler geldi olumlu anlamda dile getirdiğiniz için. Hem onun dışında yine bizim meşhur şu Kaysbert'le ilgili görüştüğümüz bir bürokrat vardı. O aradı, yine bir konudan bahsetti. Tabii burada çok isim vermek doğru değil. Çünkü bazı konularında şey olması gerekiyor, gizli kalması gerekiyor. Gizli kalması kastı şu, bilgi alışverişi kaynağı anlamında söylüyorum. O da mesela özellikle şu diskalif olaylarının değinilmesinde üzerinde çok ciddi anlamda durulduğunu, bakanlık ekiplerinde bundan da rahatsızlık duyduğunu, aslında çok ciddi rahatsızlıklar duyduklarını ve hatta şeyin bu Çalıştay sonrasında bu kadar geriye atılmasının, gecikmiş olmasının da onlarda da belli rahatsızlıklar yarattığını, işte onun için bir araya gelip toplanıp bir şeyler... Bir haft gündemde mi acaba Hakan abi? Konuşuluyor ama. Valla hep bu gündemde. Epeydir tabii. Epeydir İnşallah olsun ama cezaları bitecek ki hala gündemde. Yani ondan sonra şey kalmayacak ama sonuç itibariyle şu iki tane duyuru. Bir tanesi senin söylediğin olay Kocaeli'deki arkadaşların. Bir de şu vefat eden at sahipleri olaylarında şimdi biliyorsun intikal, veraset intikali oluyor bilmem. O esnada koşar durumda olan atlar var. Evet. Satış yapılırken tabii o intikali bilmem nesi falan bir sürü hukuki süreç var. Bu da belli bir süreyi alıyor ve koşması gereken atlar, idmanda olan atlar, formda olan atlar yarışamıyorlar, koşamıyorlar. Böyle bir durumda da ne oluyor? Hem at sıkıntı, hem atın ilgilileri, hem seyisi, hem antrenörü bir takım problemler yaşıyor. En azından şunu söylüyorlar, olabilir mi, yapılabilir mi? Biz de dile getirelim. Bunu Bursalı bir dostum, yakın zamanda kaybettiğimiz bir atçının atı. Zaten atı ben koşuyordum diyor. Bir kira veya işte şey olayı varmış. Şimdi vefat etti diyor. Onun diyor mahkemesi var, veraset intikali. At ahırda kaldı. Koşamıyoruz atı diyorlar. Şimdi bu gibi durumda en azından ikramiyeler bloke edilerekten atın doğasını da çok şey yapmamak. İşte kimin adına koşacak ama at? O ayrı bir konu. Ya, hayır, satışı yapılabilir. İkramiye bloke bir yerde dur. Yani sonuçta şeycilerden biri atıyorum oğlu, kızı bilmem nesi bir şekilde ya da kulübe geçer. Anlatabiliyor muyum? O süreçte ikramiye bloke kalacağı için daha sonra aktarılabilir bir yerde. Yani onun bir hukuki süreci şey evet, bir şeye oturtulabilir. Ya, iki ay sürse o süreç 10 bin liradan oluyorsun. Evet. Şimdi kolay değil ki atı bakmak. Bir de şimdi vefat durumlarında bazı miras anlaşmazlıkları oluyor. Mahkemelik olabiliyorlar taraflar. Çok daha uzun sürüyor. O zaman daha da uzun sürebilir. Evet, dolayısıyla
Orada bir sürü şey. Bu arada Hakan mesaj göndermiş, Hakan Kılıçarslan sağ olsun. Alanya sahilde diyor, cepten dinleniyorsunuz diyor, seyrediyoruz diyor. Fotoğraf göndermiş. Cihan ve Nehir'le birlikte kocaman oldular onlar da valla. Doğdukları zamanlar burada. Biz de selamlarımızı iletelim. Fotoğrafı aslında şeyden yukarı göndermemiz lazım artık. Twitter'da veya haftaya gösterelim onu da. Biz de buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Bir başka koşuya geçelim istiyorum ben. Yine dün Montana koşusu, Özcan Kızılkaya koşusuydu. Yarış sonrasında yine sosyal medya üzerinden yarın bu konuyu... Çok tartışıldı. Yarın bu konuyu konuşur musunuz diye gelen mesajlar vardı. Biz de ekrana getirdik. Becerikli Han'ın koşunun liderliğini yaptığı ve takip eden isimler vardı. Topanga onu yakın takibe almıştı. İçeride sarı formalı Safkan koşunun favorisi katma değer ve dışından da Montana'nın ataklarını görüyoruz. Bir mendip yavrusu, gene mendipler başladı şeylerini göstermeye, geldi ve burada da sprintine başladı. At içeri giderken Gökhan toparlamaya çalıştı orada elinden geldiğince. Ben Gökhan'ın burada tüm elindeki çaba ve gayreti toparladığını gösterdiğini düşünüyorum. En azından şey açısından öyle yıkacaktı, kapatacaktı bilmem ne. Bilmiyorum katılır mısınız? Ben öyle bir durum görmedim açıkçası. Gökhan'ı da tebrik ediyorum. Atabilmesi. Bir de çok fazla hoplayıp zıplamadan bindiği koşulardan biri oldu. Ama sonuç itibariyle güzel bir yarıştı. Ben bilmiyorum. Katılıyorum. Sonuca katılıyorum. Zaten komiserler de ihtar bile vermemişler. Değil mi? Herhangi bir şey bile yok. Protesto ondan... oldu mu? Değil mi? Oldu. Vallahi. Protesto görüntüleri de gelsin ekrana. Tamam bir şey var belki ama hani burada kasıtlı veya ceza alabilecek bir durumun olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Ne diyeceksin Tolga'nın? Senin de görüşünü alalım. Şimdi Montana burada dikkat edersek Obrada'nın dışına geldiği zaman başlıyor zaten. İçeriye yatmaya meylediyor. Şimdi dikkat edelim bak. Burada önce bir hemen çekiyor. Orada. Hemen çekti, düzeltti. Obrada'ya öyle ciddi bir zarar vermedi. Zaten Obrada'nın temposu almıştı, düşmüştü. Orada. Burada yine dışarıya doğru dikkat edersek atın başını dışarıya doğru çekiyor. Bence de değişmemesi çok normal. İçeriden onu geçebilecek gücü olsa katma değerin zaten o ara açık katma o araya ondan önce oralardan girip ondan önce var. Ondan önce hamle yapıp zaten o araya devam eder. Dün Bursa'da nasıl Taykut o içeri hiçbir yerde bırakmadıysa çünkü onun kadar rakibi kadar gücü var. Hiçbir yerde bırakmıyor arayı. Eğer Taykut o kadar güçlü olmasa çekirge içeriye yatacak. Belki diyeceğiz Taykut'u faul yaptı. Evet. Bu yarışta da aynı şey. Bak buralarda oradan bir at çok rahat geçer. Evet. Jockey'i de tuttu. Katma değeri Özcan bindi herhalde. Evet. Tuttu dışarıya aldı. Biraz daha oradan geçemeyeceğini hissetti. Niyeti de orada. Komiser ona da bakıyor. Burada bir art niyet görmüyorum. Düzeltiyorum diyor birkaç. Bir de artık hakimdi yani Montana'ya. Oradan sonra yarışın geri dönmesi bence zordu. Çünkü çok iyi ritmini alıp geldi ama katma değer Montana ona faul yapmadan önce bile tam o içeriği bulamadı. Yani oralarda bir yol arayışı oldu Özcan'ın. Burada Özcan kamçıyla bir de dayanıyor yani. Orada elde değil eğer hani atlasaydı evet. Ya Becerikli Han'ın yerinde olsaydı katma değer belki daha yakın biterdi ama Montana o kadar ciddi şekilde onu hani geçebilecekti de Montana faul yaptı. O yüzden ikinci oldu diyemeyiz burada. Obrada'nın da biraz sanki aksiyonunu bozuyor oraya gelirken. Ön görüntüde biraz daha net belli oluyor. Evet. Her iki atı da birden yanaşması ve önüne geçmesi var ama yarışın değişmesine sebebiyet verecek bir görüntü değil. Bence buz gibi ihtar. Ya, ihtar verilebilirdi. İhtarlık ama koşu değişecek. Yok bak, falan. Bak Obrada'yı yani, burada biraz bozacak. Gün cezası da bence çıkmaz. Şu görüntüde. Çağırma ihtar bile vermiş. Yok ihtar bile vermedi. Ben okul şeye baktım komiser raporunda herhangi bir şey yok. Bak şurada biraz Obrada'yı bozacak. Bak hop. Hafif bir evet. Evet. Orada Obrada'nın... Şarj var orada. Obrada'nın sanki jockey'i de biraz... Oynuyor kantarmaya da at o yüzden. Korkmuş da olabilir at. Volkan Tay diyor ki 175 numaralı Hatay Ganyanbay'da pür dikkatsizi izliyoruz diyor. Kocakaya Montana'yı ele almasa çok daha sorun olurdu diyor. Tabii. Mümkün olduğunca. Neresi orada ele alan aslında Özcan oldu sanki. Özcan. Yani. Özcan'ı demek belki istiyor bence. Özcan'ı demek istedi bence orada. Ama orada işte Dolga'nın dediğine katılıyorum orada. Çünkü zaten şey olsa orada çalışmaya başlamıştı. Evet. Yani orayı yarıp gelebilecek. Bak ara çok açık. Evet. Şu anda açık. Girse gider orada. Orada çalışıyor girmek için. Orada da Özcan'ın şöyle kabahati oldu. Yarış boyunca oraları zorladı ya. Hep aralarda kaldı. İçeriden at kazandı ya daha önce. Ama işte Becerikten gibi süratli bir at varken her zaman onu yapmak zor. Biliyor işte o içerisi. Becerikten çünkü bir şekilde bırakmıyor. İnat edip bırakmıyor. Aynen. Oradan yürüdü.
Tebrik edelim ekibini, ilgililerini kutlayalım. Bu anlamda güzel bir yarış, bir mendip yavrusu izledik. Katma değer, şu kısa bir temas edeyim. Tabii. Çok eşgalci, sallı bir at, çok gösterişli bir at. O yüzden de biraz ritme girmesi de zaman alıyor. Hani bir yarış sonra daha erken ritme girerse Montana'yı geçebilir. O ayrı geçebilir. Bir konu. Bir sonraki rövanş daha farklı olabilir diye düşünüyorum. Montana daha küçük, kompakt, bir hızlandı zaten, sonrasında bitirdi. Kesinlikle. Eray, var mı ilaveleri? Ben becerikli anı kutlamak istiyorum. Ya çok mübarek. At adı gibi koşar dedikleri. Vallahi bu hakikaten. Ya. Hakikaten yani, çok becerikli yani. Çok enteresan. Şu atı hatırlıyor musun meydandan çıktığı evet. günü? Kocaeli'de bile kaç yarış çıkamadı. Büyük sürpriz aynen. gerçekleştirmişti o gün ya. Yok ya, o kadar sürpriz, yok, sürpriz değil. Sürpriz miydi? Sürpriz Adana'daydık ya. Biz o gün. Bizzat padokta ben bunu ilk o zaman gördüm. Ya dedim şu becerikli an ne, bir de o dostlarımızın atıp koşuyordu. Sahipleri şey Urfa'da. Turanlar ama namıklar mı acaba? Olabilir. Padoktaydık şeyde. O bir arkadaş dostlarımızın atı koşuyordu. O gün dediler işte hep beraber. Baktım padokta ilk defa canlı gördüm. Dedim ya bu at dedim her yerde koşuyor ama... Hakikaten at adıyla koşar dedikleri bu işte, at hakikaten ne kadar becerikli, becerikli han. Vallahi öyle. Müthiş bir yarış, müthiş at. Bir atta bilgi var ama şey Montana ile ilgili. Ne diyor? Gece böyle çok erken saatlerde çalıştı. Böyle bazı yaramazlıklar da idmanda yaptığı yönünde. Yapıyor. Ben de yakın zamanda bir size bomba bir bilgi vereyim o zaman, isim vermeyeyim. Montana ile ilgili bir ara bir pazarlık sürecinin olduğunu, bir el değiştirme sürecinin satılığı, hatta bir at daha var, avukat. Bu ikisiyle de ilgili ciddi alıcıların oldu ama olmadığı sonrasında bir işte bir iki şey sonrasında bunu da paylaşayım. Ya daha doğrusu bir atçı var. Benim şimdi isim paylaşmam doğru olmaz. Ben bildiğim bir at arayışı içerisinde. Varsa bu arada bildikleriniz bana söyleyin. Evet, benim öyle bir koşan, duyurum yok. Öyle, ama evet, o kalibrede. Anladım. O kalibrede olacak yani. İşte Montana, avukat bilmem ne. Bu atlarla görüşülüyor ilgilileriyle ve şey... Sonra çeşitli nedenleri bende kalsın. Çeşitli nedenlerle olmuyor. Ona rağmen de Montana'nın bu yarışları taylığından beri yalnız iddialı yarışlar yapıyor. Evet. Pedigree açısından da biraz böyle şeyleri yüksek safkanlar bunlar. Zor atlar, öyle söyleyeyim. Çok güçlü ama zor atlar. Taylığında çok iyi kırmak gerekiyor diye. Valencia da öyleydi mesela. Değil mi? Tabii. Valencia. Bu ilk kazananı mıydı Mendip'in? Tabii ilk kazananı. Ödülü alan buydu. Ödülü alan buydu. Bir de erken koştu bak. Montana bir de çok erken koştu. Mendip'in ilgilileri şey yapmıştı, promosyon. İlk kazanan tayına 10 bin lira şey yapıyorlardı. Çek veriyorlar. Türker herhalde ilgili. Türker Çubukçu'daydı o dönemde. Hı. Yanlış hatırlamıyorsam onlar almıştı. Ve buradan da hakikaten... Yani dediğin gibi Valencia mesela... Çıkar, döner, başlamaz. Ercan'la sevgili işte, hem bakıyor hem sahipleri. Hı hı. Konuşmuştuk. Ya bu at buraya geldi ama bana neler çektirdi diye hep ifade ediyor da. Ama şu anda da gayet güzel, rahat bir şekilde çalışıyor. Dediğin gibi yani biraz eğitim süreçlerinin daha dikkatli yapılması. O olduğu takdirde güçlerini yansıtıyorlar. Öyle bir dilde ama zaten şimdi bu sene mendiplerin daha şeyleri gelecek. Şimdi hep bunlar ilk jenerasyon taylar. Daha iyi kısraklarla olanlarını daha da izleyeceğiz. Bakalım neler çıkacak. Peki. Bir de bu eğitim konusunda atçılarımız da biraz daha bilinçleniyorlar artık tay kırma. Şu tay kırma konusunda Kıvancı'nın bir şey paylaştı. Evet, çok detaylı inceleyemedim. Onu inceledikten sonra bir gün paylaşalım burada. İzmirli bir dostumuzla da konuştuk. Avukat kendisi atçı. Tayları da var kendi. Bu konuyla ilgili de bizim de kafamızda bir proje vardı. Süper. Biraz konuştuk. Onu şimdi biraz projelendirip Türkiye Jockey Kulübü'ne de sunmak istiyoruz. Bakalım. Harika. Biraz netleşsin, buradan da açıklarız. Harika. Pekala. Hemen Lord of Darkness'a gelelim. Bir sonraki koşu Montana'dan sonra Lord of Darkness. Tolga, sen bu atı da yakından tanırsın. Çok iyi biliyorum. Çok iyi bildiğin atlardan biri. Onun için sözü sana bırakayım. Değerlendirme yap. Fakat şunu söyleyeyim. Hemen ben en son söyleyeceklerimi söyleyeyim. İkimiz de dün Molto Bene'ciydik. Padon hiç beğenmedim. Su içinde kalmış. Demek ki o startın önünde. Devam evet. Yani şimdi hatta Eray da Molto Bene tutuyordu galiba ama sen... Yok, ben biriniz Molto Bene tutuyordu. Ha, beraberdik yayında. Molto Bene, ben de dün hani şey, fakat padokta gördüm, starta giderken gördüm. Çok da iyi ekipler tarafından, çok iyi ellerde hazırlanıyor. Yani bu ekibin at koşmaması mümkün değil bu ekipte. Fakat atta belli bazı şeyler.
Ben hiç beğenmedim. Makineye falan girerken hiç iyi değildi. Yani belli bir kere kas sıkıntılı. Evet, hani yürüyerek, tam hava sıcakmayacak ama o sıcak teri değildi ondaki. O bir sıkıntı teriydi. Yarışta da olduğu yerde geldi. Bence takibi alınmasında fayda var. Bu koşusun ölçü almayın. Moltavey'in, Atlas Bey'in start sorunu devam ediyor. İkidir bunu yaptı. Lucky Fish fena değildi. O da takip listemizde yer alsın. Lord of Darkness. Yok, yapmadı. Az farklı dışarıda ama şunu söyleyeyim. Joshua iyi bir yarış koştu aradan sonra. Sıkıntıları çözülmüş belli. Eray'ın ilk atıydı yanlış hatırlamıyorsam. Fakat Lord of Darkness, hani dün benim de ikinci atımdı. Moltavey'e Lord of Darkness istiyordum burayı. 2-3'tü ilk iki atım. Moltavey'e eyvah dedim. O görünce zaten bu gelmez belli. Bütün umudum buradaydı. Müslüm'de 4-4'lük bindi hakikaten. Çok iyi bindi. Yani tempoyu şimdi bak. Aynen. Şimdi herkes Müslümcü oldu. Biliyorsun. Evet. Yahu ben 10 sene önce dedim Müslüm Çelik Ahmet Çelik'ten iyi jokey diye. Ahmet'in bulduğu şansları Müslüm'e verin. Bugün onun olduğu yerde olur diye. Bir söylemiyor muydun burada? Tabii daha çok daha alt kademe atlara binmesine. Ya rağmen. Neydi daha Urfa'da bilmem nedeydi. Kendi de biliyor Müslüm'ün. Müslüm Çelik, Ahmet Çelik'ten iyi jokey diyordum. Öyle söylüyordum yarışı. Halen de aynı iddiamdayım. Halen de aynı iddiamdayım. Yani aynı ama şu şartlarla. Onun bulduğu şansları, onun bindiği atları eğer abisi yerine kardeşim. Benim görüşümde saygı duyuyorum hepsi. Çok da benziyor stilleri ama. Stilleri benziyor ama bak şimdi burada şimdi tempo bilmek mi? Ahmet de biliyor Ahmet abi. 4 tane gazi kazanmış tabii. Adam artık. Onun şeyini, jokeyliğini tartışacak durumumuz yok Ahmet Çelik'in. Ama ben şimdi herkes bir Müslüm şeyi çıktı Furyaz. Müslüm şöyle işte zaten. Ya biz o zaman söylerken bize bıyık altından gülüyordunuz. Ne oluyordu? İşte şimdi bakın ne noktadayız. Tebrik ediyorum. 10 numara 5 yıldız bir yarış yaptı. Tebrik ediyorum kardeşimi de. Atı da çok iyi bindi. Atı da sen çok iyi yakından tanıyorsun. Senden ve Eray'dan dinleyelim. Ondan sonra dünkü ben yarışları sonra. Ben kısaca bir değinip hemen sözü sevgili Eray'a bırakayım. Tabii. Lord of Darkness eşkar olarak çok gösterişli bir safkan. Kocaeli'de Watt 2-3 yarış koştu. Sevgili Hakim Seysi ile de konuştuk. İşte birlikte aynı yarış günü de koştuğumuz için hani yolda falan da denk geldik. Watt bu yarışları koşmaması lazım diye hep onlara söylüyorum. Yani daha iyi bir at olması lazım. Tabii. İşler de yarışa gidiyor, olmuyor. O yüzden çok fazla böyle pist, mesafe seçen bir at. Kocaeli'de en iyi olduğu dönemde gidip tabela yapmadı. Bursa'da kazandı mesela. Geri döndük Kocaeli. Orada koşuldu at. Yine tabela yapmadı. Kocaeli'yi bir kere hiç sevmiyor. Onu söyleyelim. Evet. Zaten ilgilileri de bir daha tercih edeceklerini de düşünmüyorum. Günü gününü tutan bir at değil. Bu atın başarılı olması için böyle o günkü tempoların, yarışın gidişatının falan çok istediği gibi olması gerekiyor. Son yarışında çok hazırdı. Tabela yapmadı. Bir yarış önce eksik galopla girdi. Hani başka bir yarış hedefleniyordu. Son anda şeye dekler oldu. O ikinci olduğu yarışa son anda dekler olduğu için galobe eksik kaldı. Bir sprint de girebildi at yarışa. Uzun mesafeydi. Hatta işte antrenörü Mahmut abiyle de birlikteyiz zaten. Ekip arkadaşıyız. Hı hı. Onunla da konuştuk. Ya galobe eksik kalmadı dedi. Mesafe uzun ne yapar? At geldi ikinci oldu. Evet. Beklenenin önünden iyi koştu. Bence uzun mesafeleri biraz daha iyi koştu. İyi koşuyor. Evet. Ama bir yarış sonra daha hazır girdi. Tabela dışı kaldı. Bugün içinde önde istediği tempoyu bulunca bana göre hayatının en iyi yarışlarından bir tanesine imza attı. Müslüm de iyi bindi. Müslüm zaten işte böyle üst üste moralli olunca kazanmaya devam edince de yarış içinde de doğru hamleleri yapabiliyor. Kutlayalım Mahmut Baykara'yı, Mustafa Baykara'yı, Şemsi Ağırtaş'ı, Müslüm Çelik'i. Dediğim gibi yarışın gidişatı özelinde performansı değişkenlik gösteren bir safkan. Abi diyor Müslüm çıtayı aştı ama diyor olan 2 yıl önce jokey yarışmasında Müslüm tutup gazozu kaybeden Eray Balcı kardeşimiz oldu diyor. Biz bir jokey şey değil mi? Ben Kadir Tokaçoğlu tutmuştum. Ümit kim demişti? Deniz'i mi tutmuştu? Deniz'i evet. Deniz tutmuştu. Eray da Müslüm'ü tutmuştu. Yaktın beni Müslüm var ya. Ama şimdi şey oldu peki. Telafi ediyor şu an. Aynen. Yarımda çıkacağız dolayısıyla 20 dakikamız var. At yanıyordu padokta onu söyleyelim. Ve Çin Pist'teki ilk birinciliği. Daha önce kumda kazanmıştı 2 tane. Evet.
Tüm ekibini kutlayalım. Hakikaten gayet iyi hazırlamışlar. Çok kısa bir sosyal medyaya dönelim. Tablolarımız var ondan sonra. Sonra bir nostalji yarışımız ve veda edeceğiz. Hızlandırılmış bir şekilde. Arkadaşlarım da eğer ekrana verirlerse okuyalım. Babolar. Eyvallah baba. Mustafa Karatoprak kardeşimiz. Babolar, uzun aradan sonra tekrar hoş geldiniz. Kadro değişikliğim. Hayırlı uğurlu olsun kardeşime. Çok selamlar olsun demiş. Mustafa Karatoprak, Urfa'dan bizim. Selam, sen de hoş geldin. Evet. Sevgilerimizi iletelim. Tanışırız. İlker Yıldız da abi Müslüm Çıtay yaşlama 2 yıl önce çok iyi yarışması Müslüm Tur gazoz kaybeden Eray Balcı kardeşim oldu. Afşin Dügenoğlu, Silivri 258 numaralı Ganyan Bayi'den selamlar, iyi yayınlar Afşin demiş. Afşin Bey doktor bir arkadaşımız. Silivri'de tesadüfen bir Ganyan Bayi'ne gittik. Bir Barış Öpçü'nün çiftliğine. Dükkanına yok. Üniversiteye bir ATV almak için gittik de, o da motor bayisi var. Araziye gidip gelirken öğrenci arkadaşlarımız, çok uzun bir yol atları sağarken. Öyle bir bakalım diye gittik müdürümüzle. O arada Barış abiyi de beklerken, hadi bir dedik altılı yapalım. Bizim arkadaşımızla birlikte. Orada sağ olsunlar tanıdılar, hemen masalarına buyur ettiler. Orada tanıştık. Diş hekimi bir arkadaşımız. Bütün Silivri 258'e de selam olsun. Evet. Pekala, bizden de selamlar Afşin Bey'e. Cemal Zafer Özgeci, Özcan Yıldırım böyle ağır favori olduğu yarışlar gereksiz kötü bindiğini düşünüyor mu? Hayır, hiç düşünmüyorum. Özcan iyi biniyor. Sinan Özen'e, Ali Pamukçı'ya, Murat Ergil'e, Sezgin Arabacı'ya, Hüseyin Olabaş'a teşekkürler. Evet, Hakan resimleri göndermiş Nehir'le Cihan'ın. Kocaman olmuşlar maşallah. Selamlarını iletiyorlar. Alanya'dan izleniyorsunuz şu anda. Cep telefonundayız, tatildeyiz. Buradan izliyoruz demişti. Biz de sevgili Hakan'a Ankara'ya selamlarımızı, Alanya'ya selamlarımızı iletelim. Abi Tolga abiye selam demiş. Cumali Aslan göndermiş. Biz de selamlarımızı iletelim buradan bir kez daha. Yine Mehmet Emin Avcı'ya, Taylan Öztürünce, Fuat Kurtul'a teşekkürler. Fuat Talan'a, Alperen, Hakan abi gökyüzü neden grup koşmuyor? Kaysbert yavrularında bir sınırlama var sanırsam. Cevaplarsan senin. Evet, onu da paylaşalım buradan. Ersin Yeler'e, Yusuf Uzun'a teşekkürler. Çekirge'de Ahmet olursa gökyüzü beraber rekor çıkar abi. İdareli gitmezler bence demiş. Hafta içerisindeki ne Cibekoğlu yarışı. Evet. Dem vurmuş buradan İlker. Kendi aralarındaki konuşmadan Mustafa Gönen Genç bir şey sormuş. Dayıya sor Emre'cim, herhalde Süleyman abiyle ilgili bir soruyu sor diyor. Dayı onun lakabı çünkü. Aytek Dülger'e, Yusuf Kirezli'ye, Bekir Çağdaş Moğol'a teşekkürler. Aytek Ersin Yeler'e. Yine aşağı iniyoruz. Ranfor Derya geldikten sonra üstüne basa basa söylediklerinizden dinlemediğimiz diyor Tanzer'den. Sadece Deep Dude Darling kaldı abi. Ben diyordum ki şu Tanzer'e demiyorum, bu şu üç isimli şeyler çok uyuyor. Run for Derya. Ben de dün öyle telaffuz ettim. Fatih Rüsten Bebek. Aynen, Fatih Rüsten Bebek, Run for Derya. Bu şu Deep Dude Darling'e de tam diyorum Tanzer'lik ha. Deep Dude Darling geliyor. Bir kazansaydı Emrah'tayken. Emrah Elazığ'a gitti. Şimdi orada da canımız okuyor. Her yarış Deep Dude Darling koyuyoruz. İkinci oldu herhalde. Yok, bir dört tabelası var. Dördüncü oldu. Dördüncü oldu. Geçen hafta da oynadık. Olmadı. Emrah'tayken, Barış'tayken kazanmasını hakikaten. Barış Emrah'ta isteriz. O da hakikaten yani. Yani başarıyı bu sahada en çok hak eden adamlardan. Pırlanta gibi çocuklar. Beyefendi bir kardeşimiz. Bak, bu sahada olsun diyeceğimiz hakikaten insanlardan bir tanesi. Açık ve net söylüyorum Barış için. Yani hem neyse, birçok farklı hasletleri, özellikleri var ama ciddi anlamda yani onun gibi insanlar bu sahada hakikaten. Ya buraya zaman harcayan, bir takım imkanlarını buraya kullanan bir arkadaşım. Ve en önemlisi severek ve tevazı. Burada kalabiliyor. İşi ben seviyor, kalıyor. Herkes tarafından sevgi sahibi. Ama bu arada belli bir duruşu, belli bir çizgisi olan bir insan. O çok önemli. Şimdi Doktor Hasan Erdoğan var. Şermin vardı kısrak. Onun da sahibi. Şimdi İngiliz, Arap Şermin'in. Arap. Ekenlerinde. Evet. İşte Hasan Hoca ile de konuştuk. Geçen yer dedi, bu sene hayırlı olsun falan dedi program Mahalleler Bölgesi'nde. Sağ ol hocam dedim. İnşallah dedi bu sene konuşursunuz bizim atları. İki tane de onda da İhtay var. Kaysbert yavrusu ikisi de. Vallahi dedim konuşuruz inşallah kazan işte. Konu konuya işte. Hani Şermin'den sonra 4-5 yıldır bir başarı yok. Ama hoca sürekli her sene 2 at, 3 at. Hangi hocanın adı? Hasan Erdoğan. Hasan Erdoğan. Sürekli at koşmuşlar ama sürekli getiriyor sahaya her yıl. Ama o çok eskidir Hasan Erdoğan. Yani eski. Erdoğan ekibisi çok yıl, yani o Şermin'in öncesinde falan da çok atları yani var. Çok daha eskileri çok tam aklımda yok benim ama hani Şermin'den itibaren iyi biliyorum. Adapazarlı mı? Yok, Şanlıurfalı. Şanlıurfalı. Vallahi dedim hani burada kazanarak duranlar ayrı ama kazanmadan hani senin gibi burada hani vefakar, buraya bütün imkanlarını
harcayıp burada kalmayı başarmış atçıların da bir şekilde iyi bir at yakalamasını istiyorum. Bir yerden sonra da yakalıyorlar. İnşallah yakalar, evet. Umarız bu seneki Tayları ile biz de konuşuruz. Peki Müslüm Sayın... Barış da onlardan bir tanesi. Bir tanesi kesinlikle. Yani, Deep Dude Darling'den konu Barış'a geldi. İnşallah yani, o da her, her yönüyle örnek arkadaşlarımızdan bir tanesi. Hakan abicim selamlar. Badiş ile sizi izliyoruz ve Adaş'tan da bahsedince sevgili hemşerim Müslüm Çelik'e de başarılar. Eray Başkanı'nız ve Tolga'na selamlar. İyi yayınlar. Başarılar, sağlıcakla kalın. Müslüm Söylemez. Söylemez ikilisinden yine. Bir de küçük şimdi aklıma gelmişken. Yavuz Yılmaz, o da doktor. Evet, Bursa'da. Geçen yayındayken Web TV'de biatları kazandı Tay. Üçlü. Neydi? Asil Bakış mı? Bir numara kazandı ya ekürler Bursa'da. O gün dikkat çektim ona da. 5 yıl aradan sonra yarış kazandılar ve 5 yılda Hakan abi en az 50 yarış koşmuşlar. Burada kalmayı başarmış. Çok dağıt vardı onlarda, doğru. İnanılmaz herhalde bir sabır. Ama ve işte kendi aygırlarını denediler, ettiler bir sürü şey. Peki, biraz hızlı geçeceğim. Ahmet Arıtaş'ına teşekkürler. Şöyle aşağı iniyorum. Sezgin Görmüş, kan ver, can ver, hayat ver, hayırlı haftalar. Üç adam kalbimiz sizinle demiş. Akın Sözen ve Sezgin Görmüş birlikte fotoğraflarını paylaşmışlar. Teşekkürlerimizi, selamlarımızı iletelim biz de. Yine Selam abi yayınlar. Tolgan Bey ile sahada güçlendiniz. Ferdi Akıncı'yı da görmek isteriz demiş. Taner Kenru paylaşmış. Selamlarımızı iletelim biz de hem Ferdi'ye hem Taner'e. Yine sevgili Hakan abi, araya ekleyin anne kardeşim Mızıkçı isimli kısrak bendeydi. O da tendondu. İki tayın anneleri Sibel Hanım. O da tendon koştu. Bu kanatında maalesef bu sorun var demiş. Volkan Özgür paylaşmış. Onu da paylaşalım. Yine sevgili Volkan Yozgatlı. Yine demin Barış Emrah için ne dediysem aynısını Volkan Yozgatlı Volkan için. Volkan Bey kazanıyor. Aynen. O bir fark. Ama o da olacaktır inşallah. Hakan abi iyi hafta sonuna diliyorum. Tüm ekibe selamlar. Saygılarımla Baba Hakkı'ya selamlar Eray'cim demiş. Dolayısıyla biz de sevgili Volkan'a da selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Hafta sonunun vazgeçilmez olan son düzün üç güzel insanı Adana'dan kucak dolu sevgiler. Cumali Bozkırt paylaşmış. Aşağı iniyoruz. Evet, Özgür'den mesaj var. Asos yolundan selamlar. İyi yayınlar başkanlar demiş. Biz de selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Can kardeşlere tabii ki sevgili Muharrem'e, Muharrem Can'a ve tüm Can ekibisine, Sıddık Kaya'ya teşekkürlerimizi iletiyoruz. Wings eşkal olarak çok etkileyici bir at değilim ama yürek başka bir şey işte demiş Emre Atan paylaşmış. Şimdi biraz tempoyu arttırmamız gerekiyor. Jockey tablosunu 2 haftadır vermiyoruz. Hemen diyorlar ki arkadaşlarımız, ya Hakan abi niye vermiyorsun jockey tablosunu? Verelim tabii ki ya, niye vermeyelim? Gelsin jockey tablosunda durum nedir? Özcan Yıldırım birinci sırada. Bir tabloyu verelim. Birinci şöyle büyük, evet, verelim de okuyalım. Okuyamıyorum ben çünkü. Gözler artık iyicene gitti. Evet. 165 birincilikle Özcan Yıldırım birinci sıraya çıkmış durumda. İki yarış var aralarında. Halis Karataş ve Özcan Yıldırım arasında. Artık çok gerilerinde kaldı. O 40 yarış kolay kolay kapanmaz değil mi? İlk 2 sıra bu saatten sonra kapanmaz. Dolayısıyla ikili belli oldu. Tabela bakalım nasıl tamamlanacak. Geçen yıl olduğu gibi yine bu ilk 2 bitirecek. Kim önde bakacağız? Aynen, kim önde bitirecek? Halis ama... abi şimdi bir hafta falan binmeyince, evet, Özcan o aradaki 3-4 farkı kapatıp öne de geçti. Bakalım Halis abiden bir sprint gelecek mi? Karıyı boş ver de Müslüm Ahmet'i geçer mi onu konuşalım. Müslüm Ahmet'i geçer mi onu konuşalım bence. Valla onu geçen tabelayı iki kardeş tamamlar mı? Orada bir kritik şey var. Hakikaten öyle yani şimdi. Ama orada aralarında Gökhan da Mustafa Çiçek'te. Benim tahminim Gökhan 3. olur. Ahmet 4. 5. Mustafa ile Müslüm arasında at başı biter gibi geliyor. Aşağıdan bir Tolga Yıldız falan, bilmiyorum Bursa yarışlar ama yukarısı belli. Oradan sonra belli. Zor ya. İlk 6, evet. İlk 2 orada değişmez. 3-4 de bence çok değişmez ama işte 5-6 değişebilir. Yani 5-6, 5. 6. mücadelesi olacak, belli olmaz Müslüm'ün atakları şey, ama Mustafa da hep ya ilk 6 bir kere zaten hakikaten, hatta 7. Mustafa biraz tekrar İzmir'e asılmaya başlarsa İstanbul'da da... çok istediği olmadı. Halbuki o kalibrede bir jockey. Evet. Yani kesinlikle İstanbul jockey'i Mustafa Çek. Bu arada Mustafa'yı da ilk Mustafa yapan, daha doğrusu şöyle, Mustafa'nın varlığından haberdar eden adam da Tolga Animal'dir biz. Yani söyle, evet, şey yani Apprenti'yken daha 7-8 dönelim yarış, tabloya. Evet. 7-8 yarış kazanmıştı Mustafa. Bizim de alalım. Evet. Bircan Kaya ile kazandı rahmetli Ramazan abi. Evet. O gün de Twitter'da da yazmıştım. Hatırlıyorum ben onu. Hatta ben ona Çiçek Apprenti diye bir söylemde bulunmuştum. Kardeşimizle gerçekten sonrasında da tanıştık. O zamanlar tanışmıyorduk sevgili Emrah'la da Mustafa'yla da birebir. Tanıştık. Her ikisi de çok değerli kişilikleri, üst düzeyde olan kardeşlerimiz. Mustafa'nın yeteneği de hakikaten takdire şayan. Evet.
Aydın abilerim güzel programlar demiş. Benim yazdan kalanı fotoğrafımız paylaşmış. Ekrana ver istersen. Ha? Ekrana ver istersen. Bir versene ekrana. Fotoğrafı. Fotoğrafı. Güzel bir fotoğraf. Film güncelemesi. Film setinden evet. Aydın paylaşmış. Özkan burada. Ben burada. O Betül burada ve Fatih Yılmaz. O da at sahibi. Arkasında kalan Fatih. Fatih Yılmaz. Evet. Betül eşeğini atçı dostlarımız onlar. Sevgili Özkan bizim prodüktör ve Aydın. Hep beraber selamlarımızı iletelim. Son 10 dakika kaldı diyor. Yönetmenimiz de uyarıyor. Şu Aygır tablosunu da bir hızlı verelim. Önümüzdeki hafta daha çok konuşuruz. Ondan sonra yorumlarımıza geçeceğiz. Nostalji yarışımızı yarına bırakıyoruz. Tam tablo verelim arkadaşlar mümkünse. Aygırlarda Aygır istatistikleri 2 yaşlı İngilizlerde Kaneko şu anda ön sırada görüyoruz. Kaneko 1,5 milyonla ön sırada götürüyor. İkili taylardan bahsediyoruz şu anda. İkili jenerasyonda Netivan ikinci sırada 4 koşan 3 kazanan var ki biraz adet az olmakla birlikte o az sayıda şeyli ki bunlardan bir tanesi sizin atlar herhalde değil mi? Gökay'ın atı. Sky Moon. İkinci sırada. Üçüncü sırada Wind River Win'i görüyoruz. Lionheart 4, Torok 5, Cuvée 6, Mendip 7, Taliban 8, Aftermarket ve Dr. Funk sırasında ilk 10 oluşuyor. Hemen ardından Coşkun Ağa var. Bir yavruyla. Evet Tolga bir şey söyleyeyim. Taliban'a ben temas edip Eren yorumuna bırakayım yukarıları. Eray Arapları yorumlatalım. Öyle mi? Çok tamam. Yok şart dolayı. Değil Aygırlarda. Zaman 3 ve yukarı daha başarılı olacağını düşündüğüm bir Aygır olan Taliban kendi yarış hayatı da ikiliden ziyade üçlüden sonra daha iyi oldu. Onun %57 ile ve 7'de 4 kazanan yavru vermesiyle tabloya girmesi değerli. Evet, dolayısıyla burada da tabii bir Victory Galop'unda 13. sırada görmek, ikili taylılığında, ikili jenerasyonunda aşağılarda görmüş olmamız ilginç. Aslında 5'te 4 Hakan abi. 5'te 4'te hani koşan ikili koşan adet tayı az yani. Evet. İlgililer şu anda açısından sakınarak koşuyorlar. Evet, İyi öyle. Bir Victory Galop tayım var. Dönelim arkadaşlar koşanlar bize. Koşanlar da kazanmış. Bize de gelelim. Elimde Victory Galop tayı var. Kıymetli. Aman ben bunu ikili evet. koşup yıpratmayayım diye belki de şey yapıyor. Koşanlar kazanmış. Ama liste bu şekilde ikililerde. 3 yaşlı Araplarda durum ne? Hemen onu da getirsin arkadaşlarım. Araplara bakalım. Değerli. Turbo Kaysbert, Ayavakan, Özgün Han, Altın'ı Gobak Bey mi? Gobak Bey bilgin şeklinde devam ediyor ama 2 milyon sınırını aşan Turbo ve Kaysbert'leri görüyoruz. Bu tablo herhalde Turbo ve Kaysbert tayları koştuğu sürece, Turbo ve Kaysbert hayatta olduğu sürece çok da fazla üçlülerde değişmeyecektir. Net bariz bir şekilde ortada görüyoruz. Ayavakan'ın 3. sıraya çıktığını görüyoruz. 10'da 10 mu? Evet. 10'da 10, %100 bir başarı yok. 18'de 10. 18'de mi 10? Ben de 10 gibi görüyorum. Tabii zaten 10'da 155 10 yapmış. Olması da zaten. Yüzdesi de 155. 18'de 10 arkadaşlarım getirdiler ekrana. Gayet başarılı. Özgün Han, Gobak Bey, Bilgin, Kafkas Şah, Uçan Bey. Tabloda bakıyorum. Şimşek'in oğlunun biraz yukarılara çıkmasını bekliyorum ki. Özgün Han çok aslında iyi. %72. Aynen %72. Şimşek'in oğlu %50. Evet 22'de 16 Özgün Han. Evet o da çok iyi. Aşağılarda kim var bakıyorum. Anka var öyle ilginç. Tamerinol tabi artık yaştan taya dedi azaldı ama o da 10'da 7 gayet. Bir de Tamerinol'un üçlülerden ziyade Hakan abi 4 yukarıda daha iyi oldu daha ortada. Pekala haftaya bunları da pardon yarın da var ama yarın nostalji yarışlarımız da var olacak. Biz şimdi yorumlarımıza geçelim. Eray senden bugün Ankara yorumlarını alalım. Şablon vermiyoruz. Değerlendirme şeklinde yapıyoruz. Eray'dan Ankara yorumlarını alalım. Bombay ile başlıyoruz. Yarı süratli gidecek. Bence birinciliğin güçlü adayı olacak. Moskova Ateşi ve 7 numaralı idealiste rakipleri olur. Günün ikinci ayağında 4 numaralı Scout Leo ve 6 numaralı Strong Belief ikilisine eşit şans vermek gerekiyor. 7 numaralı Son of Day, 2 numaralı Noble Sea, 5 numaralı Strada ve 1 numaralı Lucid de geniş planda bence değerlendirmeye alacağımız taylar olmalı. Günün üçüncü ayağında iki numaralı. Bunlar, değil mi? Evet bunlar evet. Benim tuttuğum, inandığım isimler. Skywolf bence arka arkaya yarışlar kazandı. Bugün de kazanması yakın. Günün dördüncü ayağında tabii iki numaralı Skywolf. Günün dördüncü ayağında Oradinario mesafesine döndü. Benim inandığım isim. 3 numaralı Serseri, 4 numaralı Demir Büken ve 5 numaralı Dry Faster'da rakipleri buraya olur. Buraya kadar neredeyse birebir geliyoruz. Yani. Öyle mi? Öyle mi? Aynen. Ben de iyi bazıları. 5. ayakta takip ettiğim atlardan İzleyeceğimiz not alsın. Şablon vermeyeceğiz bugün ona göre. Evet. 3 evet. numaralı Semih Bey'e ilk şansı vermek istiyorum. İstanbul'dan çünkü takibimizde bu Safkan. 6 numaralı İbrişim, 11 numaralı Ümitli, 4 numaralı Akon ve 2 numaralı Didanoto'da benim inandığım diğer isimler. Günün kapanış ayağında 5 numaralı Maceracı'nın
Kum yarışını ölçü almıyorum. Bugün çimde koşacak. Daha iyi koşar. İlk şanslı o. 10 numaralı Sefira, 1 numaralı Kral Doğu, 3 numaralı Doğan Şah, 6 numaralı Harras ve 2 numaralı Hasan Dayı rakipleri. Bizim de şey son ayak birebir aynı öyle olmuş. Mi? Ben de 2 tane cazibat verdi, tutuyorum diye sevindim. Ben de maceracı. Maceracı ve maceracı. Sefira. Maceracı bence çok şanslı. Evet, maceracı ve Sefira 2 tane cazibat buldum dese Eray baktı ilk işte saydı. Sefira bende de Sefira çıkıyor ama. Sefira gelse buldum. Maceracı çimleri çok iyi o. Son evet. Koşusu çok şey değil, kumda diye. Çimde daha iyi koşacak. O zaman ben de Ankara'yı paylaşayım. Ondan sonra Tolga'nla nihayet erdirelim Ankara yorumlarımızı. Ben ilk ayakta 4 malı Bumbay. Bir kere Bumbay için net olan bir şey var. Dışına düzlüğü dönülürken at alacak. Böyle dışarılarda kaldığında bariyer dibini dönmedi veya dışında at yoksa bir şekilde at dışarılara kadar gidiyor. Orada hem fazla koşuyor hem de o istenen, beklenen sprint gibi atların aralarından geldi veya dışında at olduğunda çok daha iddialı. Son koşusunda birazcık dışarılarda kalınca haliyle sonlarda geldi, yarış bitti. Bugün bence 4 malı Bumbay'ı yarışın en şanslı ismi olarak karşımıza çıkıyor. Ben inanıyorum ki, ben 2 tane su bardağı da bende kalmış herhangi bir yarayın. Dolayısıyla Bumbay'ın dışına at alması durumunda kazanmaya çok yakın görüyorum. Dolayısıyla birinciliğin en güçlü adayı Bumbay'ı bende de. Fakat Cevher'in de hakikaten iyi bir sınıf Cevher olduğunu, abi. Sınıf değiştirdiğini, bu tip gruplarda şanslı olabileceğini düşünüyorum. İkinci tuttuğum isim Cevher olacak. Mustafa Kemal Kumbasar da bu aralar çok çok formda. Dolayısıyla Bumbay'ı eğer istediğimiz yarışı yapamazsa, yani gene böyle dışarıları dolaşır, gene dışına at alıp da eğer bir terslik çıkarsa Cevher'in inatçı yarış karakteriyle bugün bu rakipler yanında iddiasını yüksek görüyorum. Grubun istikrarlı isimlerinden 2 numaralı Ozan Şah. Yani 4-1-2, 4 numaralı Bumbay, 1 numaralı Cevher ve 2 numaralı Ozan Şah. Son derece istikrarlı isimlerden bir tanesi. Dikkate alınmalı ve 5 numaralı Yırtlaz'ın son koşusunu çok beğendim. Sahip değiştirdi. Öyle mi? Sahip de değiştirdi. Artık eli kulağında kazanmaya yakın isimlerden biri. Yırtlaz'ın da bugün benim şanslı isimlerim arasında yer alacak. Dolayısıyla 4-1-2-5 sıralaması benim öncelikli şanslı gördüğüm isimler. Bir sonraki yarışa geçtiğimizde ise Manila koşusunda hepsi ilk kez koşacak olan tayların her birinin öncelikle ayakları düz bassın diyeceğim. Invincible Sun'ın iyi taylarından, iyi yavrularından biri olmasını beklediğim 6 numaralı Strong Belief ilk şans verdiğim isim. Birinciliğe çok yakın gözüküyor. Potaya hayli yakın. Çok büyük bir terslik olmazsa ben koşunun iddialı isimlerinden biri olacağı kanaatindeyim. 4 numaralı Scotland hazır taylardan, pişkin taylardan bir tanesi. Güzel Ocak Ekürüsü'nün. Bak o saydığımız isimler arasına Ahmet'i de ekleyelim. Hani diyoruz ya evet. Hep bu isimler. Duruşu olan, belli bir şeyi olan, belli bir dediğin gibi senin hem şey olaraktan manevi, bunun dışında imkanlarını da buraya şey yapan dostlar. Yani o profil işte benim dediğim onlar işte Ahmet'tir, Barış'tır. Daha centilmen diyeceğimiz. Centilmenlik işte işin şeyi. Yani mütevazılık. Evet hani Özdemir Atmanlar, İlyas Çokaylar. Hani onları da çok gördüğümüz ve özlediğimiz... Onların rol modeli almış. Tabii aynen. Mi? Hani tabii bir onlarla şimdi kıyaslayamayız şu an için ama hani en azından duruş olarak o duruşu bize anımsatan Atçı profilleri. Evet, değil evet. Mi? Yani hakikaten şimdi hep isim ben böyle var, böyle 5-6 kişi var. Onlardan biri de Güzel Ocak'tır. Hani olması gereken centilmenlerin sporu dediğimiz atçılıkta olması gereken profil. Dolayısıyla inşallah ayakları düz bassın diyelim Scotland ve 7 numaralı Son of Day. Bugün çok iddialı bir çıkış bekliyorum. Bence iyi koşacak. Dolayısıyla Son of Day. Şeyin benim, kardeşi o da hatırlatalım. White Hart Lane'in. Dolayısıyla. İki yerden birden kazanır geldi bana. Ova Tartan'ın da kardeşi değil mi? Evet. Aynı. Hattat'tan baktığımızda. Dolayısıyla ben 6 numaralı Strong Belief, 4 numaralı Scotland ve 7 numaralı Son of Day. Özellikle hani benim var ya aman dikkatlerimden biri Son of Day. Dolayısıyla değerlendirmeli. 2 numaralı Noble Sea, 5 numaralı Strata ve 1 numaralı Lucid ise daha sonra sıralamada değerlendireceğim isimler. Bir sonraki yarışta ise Köroğlu koşusunda Sky Wolf harika yarışlar çıkartıyor. Koştuğu atlar, koştuğu rakiplerle birlikte baktığımızda benzer grupları geride bırakabilecek bir isim yine. Bugün de kazanmasını bekliyorum. Hani ola ki böyle liman tercihini farklı ayakta kullananlar için Arkansas solunda Bursa'dan çok fit ve sağlıklı geldiğini, bugün eğer Sky Wolf sallanırsa devreye girebilecek ismin olduğu kanaatindeyim ama benim limanım bugün Sky Wolf. Hani illa bu limanı kimle değerlendirelim derse Arkansas Sol olsun o isim diyelim. Bir
sonraki yarışta ise 2 numaralı Ordinario, 4 numaralı Demir Büken, 5 numaralı Drive Faster, 8 numaralı The Daughter Sun ve 3 numaralı Serseri. Benim ilk 4 şanslı gördüğüm isim. Yine günün son koşusunda, pardon günün 5. koşusunda, 5. ayağında ise 6 numaralı İbrişim. Çok iyiydi son koşusu. Bugün Halis Karataş'ta iddiasının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. 9 numaralı Solid Brothers, 2 numaralı Didonata, 3 numaralı Semih Bey, 11 numaralı Ümitli, 7 numaralı Anadolu Bey'i, 8 numaralı Ocean Drive ve son dakika 4 numaralı Akon. Eğer ki 6-9-2 sıralaması, yani İbrişim, Solid Brothers ve Didonata kötü koşarsa devreye girebilecek isimler. Günün kapanışında ise ilk şansı 5 numaralı Maceracı'ya veriyorum. 1 numaralı Kral Doğu ve 10 numaralı Sefira. Maceracı şimdi çok daha iyi koşuyor. Bugün rakiplerine üstünlük sağlayabilir ilk atım. 1 numaralı Kral Doğu, 10 numaralı Sefira. Bir de bu 4 numaralı Pala Salih var ya. Taylığından beri benim çok beğendiğim isimlerden biri. Bugün çok iyi bir yarış bekliyorum. Aynen, eşkal olarak baktığında bugün kazanmaya çok yakın ve iddialı diye düşünüyorum. Tolga'nla da cümleyi, sözü bitireceğiz. Ben istiyorsanız diğer ayaklarda sizden çok farklı atlar önermediğim için pas geçin, bankoları. Tamam, senin güvendik limanlarını şey yap. Için. Evet. Günün limanı diyelim senin tabirinle. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında ben Bumbay'ın kazanmasını bekliyorum. Yarış içinde yaramazlıkları fazla olan bir at. Bu yaramazlıkları yarış içinde yaptığı gibi yarış öncesinde de yapıyor. Eğerlemede falan hemen ilgilileri, onu sevgili Erhanlar işte seyisi falan kapalı baksa götürüp orada bekletiyorlar. Padokta da çok gezdirmiyorlar. Hemen padokun ortasında bir yerde bekletiyorlar. Yaramazlık yapabilen bir at. Ama eşkal olarak müthiş. Kusursuz. Yani sahada gördüğüm en iyi eşkalli Arap atlarından bir tanesi. Ben son yarışında çok dışarıya çıktı. O gün hatta koşu özetlerinde de temas etmiştik burada birlikte. Fotoya en diri giren attı, avantaj yitirmesine rağmen, en dışta kalmasına rağmen. Bugün benzer bir sorun yaşamazsa ben Bumbay'ın kazanmasını bekliyorum. Günün ilk ayağında en güvenli Tafkan limanı olarak Bumbay'ı öneriyorum. Üçüncü ayakta da Skywolf'un çok doğru yarış seçimleriyle aynen babası gibi uzun mesafe kum pistte koşulduğunu ve bir anda da hemen üst gruplara çıkartılmadığını, aşama aşama ilerlenildiğini görüyorum. Doğru bir hamle ve bir sürprize mahal vermeyecektir. Ben yine Skywolf'un da kazanmasını bekliyorum. Dolayısıyla ilk ayakta Bumbay, üçüncü ayakta Skywolf, diğer ayaklardan sürpriz çıkarsa bekleyelim, görelim diyelim. Pekala. Evet, günün sonuna geldik. Eylül'e kadar böyle 2 saat. Ondan sonra Eylül'den sonra yine uzatıyoruz programımızın süresini ama biraz hızlandırılmış bir şekilde. Bugünlük bizden bu kadar. Yine yarın saat tam 10.30'da, kahvaltı sofralarınızda, evlerinizde, iş yerlerinizde, ahırlarınızda. Neden? Çünkü biz de camiadan da izleyen dostlarımız var. Gölgeyle de. Kır kahvesinde veya herhangi bir ortamda eğer 3 kişilik bize de yer ayırırsanız bizleri mesut, mutlu, bahtiyar edersiniz diyelim. Sözü kapanış için önce sevgili Tolga'na, ardından da Era'ya bırakıyorum. Evet, yine çabucak geçti program. Çok keyif aldık. Umarız aynı keyfi sizler de almışsınızdır. Yarına kadar hoşça kalın, bol şanslar. Evet, bugün sona erdi. Bütün dostlara sağlık, huzur ve nihayetinde kazanç dolu güzel bir gün diliyoruz. Yarına kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.